Hayırlı sabahlar. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına. Keyifler nasıl? Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah efendim. Çoluk çocuk nasıllar? Artık yaz geldi. Online dersler de bitti gibi bir şey yani. Arada bir giriyorlar, çıkıyorlar. Ben dün şahit oldum. Artık hiç kitabın yüzünü açmıyorlar. Neyse Allah'tan bu sene biraz erken açılacakmış okullar. Belki telafi ederiz aradaki yokluğu. Günün menüsünde bugün neler mi var efendim? Sizler için çok güzel bir vardabit paçası yapacağız. Akabinde fırında Adana kebap geliyor. Bulgur pilavı, sumaklı soğan salatası, karakuş tatlısı ve muhteşem bir ekmek yapacağım. Tam buğday unlu, tahıllı, mis gibi bir ekmek olacak. Peki ben bunları tek başına mı yapacağım? Tabii ki hayır. Sosyal medyadan da kendisini gösteren, ispatlayan çok kıymetli bir hanımefendi bizlerle olacak. Perihan Pezü'yü hemen davet ediyorum. Buyurun Perihan Hanımcığım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Böyle alalım. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız? Aktifsiniz. Sosyal medyada tarif paylaşıyoruz. Evet, aktifim. Bir sayfam var. Orada kendi menülerimi hazırladım. Nedir sayfa isminiz? Peri'nin Mutfağı. Perihan Pezük diye girdikleri zaman tamam. Peri'nin Mutfağı diye girince kendi yaptığım menülerimi sadece kendi yaptığım yani menülerimi sunduğum bir sayfam var. Sipariş üzerine çalışıyorum. Oradan da görüyor insanlar. Etrafımdaki insanlar da menülerimi çok beğeniyor. Ne güzel. O, yani dediğim gibi hobi olarak başladığım işe şu evet, anda ticaret olarak devam etmeye başladım. Harika, süpersin. Gelen istek üzerine. Ay maşallah sana ne güzel. Nerelisin? Ya aslen Kars. Kafkas Türklerinden Kars'a yerleşmiş ailem. Ne güzel. Oradan da Adana'ya göç etmiş. Ben 20 günlükken falan Adana'ya yerleşmişler. Harika. Yani Adana'nın yöresini, töresini daha çok biliyorum ama tabii Karslıyım, inkar etmiyorum. Kars'ın da yemekleri. Çok güzel tarifler hazırlayacağım bize. İnşallah bugün yöresel olsun istedik. Evet, yöresel istedik. Adana kebap yapacağız. Oh, siz de saydınız yine. Yanına bulgur pilavı zaten Adana'da olmaz. Olmaz. Ya onun yanına da sumaklı bir soğan salatası yapacağız. Mutlaka Adana'da gelir. Kebabın yanına olması olmazı. Evet. Bir de karakuş tatlısı yapacağız. Vallahi siz efendim gibi. Bugün şıkır şıkır bir program sizi bekliyor. Malzemeleri de hazırladık. Ben şimdi Serpil'imi çağırayım. Malzemelerimi bize versin ve bir an önce başlayalım. Tam buğday unlu tahinli ekmek yapacağız. Bir ellerimi yıkayayım ben. Biliyorsunuz benim olmazsa olmazım bu el yıkama. Hoş bulduk. Şöyle ellerimizi yıkadık. Hamurumuz taşta taşacak hemen. Yoğurup öbürünü alacağız. Tam buğday unlu tahıllı ekmek yapacağız. Hep tahine gidiyor dilim. Bir paket maya, yarım çay bardağı ceviz, 2 su bardağı un, yarım çay bardağı yulaf, yarım çay bardağı ay çekirdeği, aldığı kadar un ve tuz. Efendim bunları üzerinde süslemede kullanacağız. Özellikle böyle dışarıda yediğimiz, böyle lokantalarda, güzel mekanlarda yediğimiz ekmekler oluyor ya, böyle minik baget, yuvarlak, böyle çok severim ben o evet, ekmekleri. Çok zaten oluyor. Ekmekçi bir yapıya sahip olduğum için bugün de diyete girdim. Çok mutsuzum. Evet. Serpil ne dedim sabah seni aradım. Serpil'cim bana 2 tane yumurta haşlar mısın? Diyete başladım dedi. Ay ben çok üzüldüm şimdi diyete başladığınız için. Tamam, bak, size bak neler getirdim neler ben. Getirmiş. Ya sen bana neler getirdin. Ay lütfen bugün diyetinizi herhalde bozacaksın. Benim yarın doğum günüm. Ben bunları yiyemeyecek miyim? Ya sen bana ne yapıyorsun? Bak gözlerim doldu. Merve. Bugün diyeti baktım. Herhalde bozacaksınız. Yok. Yok. Benim yok. Hatırım için herhalde bakarsınız tadınız. Tadına bakacağım ama bozmayacağım. Kesin yani benim en güzel uyum nedir biliyor musun? Kafaya koyduysam yaparım biliyorsun. Onu biliyorum ama bir şey söyleyeyim sana. Yani yemelisin sana. Size ve diye ekibi yani sağ sizin için özellikle gece yaptım. Benim için gece yapmış. Evet. Yemeyeyim inanın, mi? Lütfen. Öleyim mi? Yemeyeyim mi? Yemeğe çok güzel olmuş. Size özel yani tatmanızı isterim. Ha vallahi. Hmm. Bir tane alabilir miyim buradan da? Benim o. Bak orada da var, ben yedim Nermin. Bu size yok, özel, ekibin için orada fazla var. Yemem. Ama siz yine de evet. Bu benim için özelmiş. Tabii. Bunu ben vallahi çocuklarıma götüreceğim, tamam. Ekip için orayı ayırdık, orada evet. Kurban masaya olsun sana, kız. Bak masayı da doldurmuş, bak nasıl bir konuk. Tamam ben bunu benim kuzucuklarıma götüreyim, severler. Afiyetler olsun. Ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Bebeğim. Benim boş gelmek istemedim, geceki evet. De sardım diyor. Ay kurban olurum. Bakın helal olsun. Ay helal olsun, ne demek sizin için özel nasıl, yaptı sevgiyle. Böyle tam benim sevdiğim tarz, ekşili. Yaprağı da çok güzelmiş, hafif incecik. Hafif baharatlı, hafif ekşili. Çok severim. Ay, gerçekten bak senin canım için benim. Yedim. Yoksa çok kararlıyım. Ay canım afiyet olsun. Yemeyeceğim. Felaket diyete başladım. Bir 5 kilo. Bir 5 kilo vereceğim efendim.
yok olacak. Aslında çok iyisiniz. Diyete hiç ihtiyacınız yok. 65'im, 60 benim ideal kilomdu. Ne, nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde ödem yaptım ondan. Yoksa ben kolay kolay kilo almam. Senin yine kilo yok. Sen taktın Nermin ona. Ay işte ne. Yanakların küçük, böyle böyle kalacaksın o zaman, yapma. Evet ya, TRT'de nasıldım? Hemen böyle çok güzelsin maşallah. Hiç bence yapma. Ah canım benim. Sen de benle zayıflayacaksın. Seni de sokuyorum diyete. Ya. İnşallah biz de zayıflayacağız. Ilık suyumu aldım. İşin esprisi efendim. Evet, diyete başladım. Burada an ve an zayıfladığımı göreceksiniz, şahit olacaksınız. Sizler de benimle birlikte diyet yapabilirsiniz. Nermin Gül'den diyet menümü, işte detokslarımı paylaşacağım. Orada takipte olun. Nermin Nefes Mutfağı'na da eklerim. Şimdi ılık suyumu aldık. Ekmek yaparken suyumuzun ılık olması lazım. Kuru mayayı koyuyoruz. Bir miktar, aslında burada bir şeker atsak güzel olur. Ben Serpil'imi yormayayım. Şuradan hemen alıyorum. Benim adetimdir. Biliyorsun Serpil. Bir kaşık. Bilip. Şöyle, yo, elimle atayım. Şöyle. Daha aktif olur, evet. Ya güzel. Şekerli maya çok güzel bir uyum oluyor açıkçası. O yüzden böyle aktifleştirmek için bir çay kaşığı, bir küp şeker de olabilir. Atıyorum. Zaten burada hızlı bir mayalama yapıyoruz. Hiç beklemiyoruz. Burada efendim bakın, sadece un, maya ve tuzdan harika bir hamur yapacağız. Evdeki malzemelerle. Üzerine kullanacağımız çok güzel cevizimiz var, çekirdeğimiz var, şöyle yulaf ezmemiz var. Şöyle hemen aldım ve yoğurmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şifa olsun inşallah. Şöyle şeydir değil mi, yemek yaparken hakikaten dua falan okuduğumuzda böyle daha çok bereketleniyor, evet. Daha çabuk bitiyor. Ben çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle ve yiyenlere şifa olduğunu düşünüyorum bence açıkçası. De. O yüzden böyle dua ile başlamak, besmele çekmek benim için baş kural aslında. Evet, ben de mutlaka çekerim. Değil mi? Daha kolay biter. Besmelemi çekerim mutlaka, sevgimi de eklerim. O karşılığında da lezzet alırız. Harikasın ya, ne kadar güzel. Çocuk var mı? 3 tane var. Allah elinizi başlasın. Öper. 2 tane oğlum, benim bir kızım var. Büyüdüler. Büyüdüler. Kızım 13 yaşında denince çocuklarda. Eşiniz nereli? Eşim de Karslı. Karslı, çok güzel. Evet efendim, hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Böyle bakın, yumuşak, güzel kıvamlı bir hamur olmaya başladı. Un miktarını her zaman dikkatli bir şekilde veriyoruz. Birden un eklemesi yapmıyoruz ki hamur sert olmasın. Sert olursa zaten kabarmayacaktır ve istediğimiz şekli ekmeklerimiz almayacak. Ve dinlendirme çok önemli bu aşamada. Güzel bir dinlendirme yapmak gerekiyor. Pandemi zamanında bir bıçak rica edeceğim. Pandemi zamanında hiç ekmek yapmayanlar, hiç mutfağa girmeyenler ekmek yaptılar biliyorsun. Evet, evet. Ve herkes de başarılı oldu. Artık ekmek yapmayan yoktur kalmadı diye düşünüyorum. Çok yapıldı. Evet, ekmek inanılmaz. Siz de yapıldı. Yaptınız. Ben ekşi mayalı ekmek çok yapıyorum. Ben de çok severim. Çok güzel oluyor. Çok da severim. Hı hı. Ekşi mayayı nasıl beslediniz? Ona biraz zahmet gerekiyor. Böyle bebek gibi büyütmek Ay, gerekiyor. Ay inanılmaz zahmetli. Küstü mü de küsüyor, şimdi taştı mı taşıyor. Bir açtım bir gün dolabımı. Dedim sen ne yapmışsın? Ne yaramazlık yapmışsın? Kavanozdan böyle köpürmüş. Şimdi ekşi mayalı ekmeğimi ben de eğitimlere gittim. 9 yaşından beri yemek yapıyorum ama hani bunu biraz daha eğitimlere giderek yaptım. Profesyonel bir şekilde, süper. Tabii kurslara gittim. Hı hı. Gittim kursun birinde de tesadüfen hocamızın birisi bir maya getirtti öğrencisinin hı hı. birine. Ya, 95 yıllık ekşi maya. Yemek okuluna, fırıncılık hı hı. ve yemek okulundan getirildi. Biz de onları besledik, hala devam ediyorum. Hı hı. Ben onu devamlı kullanıyorum. Evet. Yani bir tatile falan gittiğim zaman da ne olur ne olmaz diye, bu kıymeti kaybetmeyeyim diye ben onu biraz kuruttum. Hı. Bir kısmını da buzluğa attım. Acaba hani yeniden ölecek, canlandırabilir miyim mi diye. Hı-hı. Aslında evet, kaybettim mayamı. Ha. Mayam gitti. Ama ya, ne oldu? Çocuk ben gibi ya. Var ya, evlat acısı gibi oluyor yemin ederim. Ama ne Çünkü oldu? Çünkü niye aylarca bakıyorsun? Kuruttuğum mayamı geri canlandırdım. O kadar Hadi. Çok sevindim ki. Aa. Maya geri gelmez, canlanmaz dediler. Çünkü ölmüş. Artık canlı. Ben onu sevgiyle onu gerçekten her gün besledim. Demek her ki gün çok sevdim. Önce suyu, yani şimdi söylüyorum izleyicilere, öyle aklımda bulunsun. Oldu ki kuruttu, hani Hı-hı. korkmasınlar, yeniden geliyor. Değil ben mi? Onu önce bir suya koydum, yarım bardak ılık suya. Hı-hı. Orada bir yumuşadı. Tamamen kendisi aldı. Sonra ertesi hı hı. gün biraz un verdim. Daha Çok ertesi güzel. Gün tekrar biraz un verdim. Hı hı. Her gün bunu Beslemeye besledim bebek gibi. Ettim. Bir coştu, bir coştu, anlatamam. Ya, ya tutamadım bu sefer değil mi? Gitti. Evet, yok, gerçekten canlandı. Beslemeye de bir hafta içinde mutlaka beslememiz lazım. Evet. Yoksa ölüyor. Ölüyor. İlk 15 gün çok önemli zaten. Evet. Düzenli suyunu. 15 gün ama ben haftada bir defa mutlaka besliyorum. Çok da güzel ekşi mayalı ekmekler hı hı. yapıyorum.
döküm tencereler var ya, ben onda yapıyorum genelde. Döküm tenceremi fırında ısıtıyorum 20 dakika. Ondan sonra mayaladığım aktif böyle 16 saat falan dolapta bekliyor. Biraz meşakkatli ama en doğrusu, en güzeli gerçekten kendi mayamızla hazırladığımız ekmekler. Ama şimdi günümüzde tabii ki kurtarıcı kuru mayalar, yaş mayalar da var. Bunlarla da aynı birebir ekmek yapabiliyorsunuz ki burada biliyorsunuz aylardır. Dün 4. ayımızı doldurduk, 5. aya girdik, 70 bölümü bitirdik efendim. Sizlerin maşallah sayesinde, sizlerin karşısında. İnanın her gün aynı coşkuyla, aynı sevgiyle çıkıyoruz. Hiçbir şekilde ne derler, böyle içimden böyle bir of demek gelmiyor. Allah maşallah biliyor ya. Çünkü bu bambaşka bir şey yani. Vermek, üretmek, yapabiliyor olmak, sağlıklı olup bunu karşıdaki ekran başına hissettiriyor olmak. Yani bunları zaten karşılıklı. Siz de aynı şekilde bana çok güzel dönüşler sağlıyorsunuz ki ben de bu şekilde daha bir aşkla yapıyoruz işimizi, değil mi Serpil'cim? Aynen öyle. Özellikle de sevmek, bu işi sevmek çok önemli. Aynen. Yaptığınız işi. Çok yumuşak bir hamur oldu. Perihan Hanımcığım görüyorsunuz. Evet. Şöyle biraz ele yapışıyor. Ekmek hamuru sert olmayı sevmez. Yok, sevmiyor. Evet, o yüzden şöyle bakın. Ele yapışan hamurumu hemen buraya alıyorum. Dur. Ben bir elimi yıkayayım. Sen elini yıka. Ben de burayı toparlayayım Nermin. Tamam. Ötekini getirin. Şekillendirmeye geçelim. Söz dinlemiyor Nermin ötekisi. Tamam. Öbürü de kabardı, taştı gidiyor. Evet, çok güzel kabarmış. Mayanız kaç yaşında? Benim Maya 95 yaşında. Kaç? 95 yıllık maya. Bilsem size de getirirdim biraz. Ben dedim, alıyorum, geliyorum. Şöyle yani şeyden geldi. Bu ismini vermek istemiyorum. Fırıncılık ve ekmek okulu var. Böyle değerlerimizi sakladıkları bir yer var. Oradan geldi. Bildim. 95 yıllık ninelerimizden kalma. Aman yarabbim. Bizimle paylaşması Perihan'cığım. O yüzden ben onu öyle gözüm gibi bakıyorum. Keşke getirseydim. İnşallah bir dahaki şey olursa ben mutlaka besleyip getireceğim size. Nasıl bakıyorsun? 95 yaşında çocuğumuz bir şey yapıyorsun değil mi? Onu ben işte dediğim gibi haftada 10 günde bir mutlaka besliyorum. Vallahi 95. Evet, 95 yıllık. Biz istiyoruz. Biz de burada büyütelim. İnşallah. Olur, vallahi olur. Biz de az önce anlattım ya, o döküm tencerede yapın denediniz mi? İlla ki denemişsiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Kaç tanesi oradan? Vallahi kaçtı buradan yakalamışız Allah'tan. İttirdim ittirdim dinlemedi beni Nermin. Dinlemedi maşallah, ama. Maşallah çok güzel gerçekten çalışmış. Gerçekten mayalı hamurlarımız çok başarılı oluyor artık, dediğim gibi tabii yapa yapa burada her gün bir şey oldu bizim için de, bir sanat haline geldi ekmek yapabilmek. Burada Serpil'cimle beraber uzmanlaştık diyebiliriz ekmek alanında. Ama şey yapalım, sizin için sıfırdan ekran başındaki değerli izleyicilerimiz için sıfırdan bir şey yapalım Serpil. Beslemeye başlayalım yaşmayı. Evet, ben Perihan'da doğru alayım bir şekilde. Ben, evet, yok. Söz şey yapacağım. Sıfırdan. Gelirsem de getireceğim. Direkt kendiniz herkes izlesin. Evet, herkes öğrensin. Aynen, burada her gün zaten sabah ekranlarda sizinleyiz. Burada onu gün ve gün şey yapacağım. Günoğlu besleyerek başlayalım. Evet, ne yaptım? Çok fazla söndürmeden, küstürmeden, bakın ne kadar güzel gözenek gözenek olmuş. Maşallah çok, çok güzel kabarmış. Çok küstürmeden şöyle ne yapıyorum? Şurası katlı olduğu yer, şöyle döndürüyorum. Şöyle bakın, ele yapışan yumuşak bir hamur. Burada böyle minik ekmekçikler yapacağız. Şöyle. Ben arasından top yapayım aynen mı? Aynen. Perihan Hanımcığım da ellerinizi yıkayıp. Evet, bir yıkayabilirim değil mi? Lütfen. Suyumuz var. Evet. Bu arada bir yoruma takıldım geçen sosyal medyada. Diyorsunuz ki lavaboda el yıkıyorsunuz. Buradan efendim çıkıp öbür tarafa dünyanın nereye gidebiliriz diye söyleyeyim. Yani burada biz Serpil her gün buraları çamaşır suyuyla yıkıyor. Sabah geldiğimde burası efil efil çamaşır suyu kokuyordu. Ellerimizde de bir şey olmadığı için efendim biz su tutup en azından üzerindeki tozu gidiyor. Tabii ki normalde mutfakta asla ben de el yıkatmam. Hakikaten öyle mi yorum? Evet, ben şimdi bunları özellikle kayda aldığımı ve gerçekten bilinçli bir şekilde size dönüş yaptığımı belirtmek için paylaşıyorum. Yoksa herhangi bir art niyetten değil. Biz de burada her şeyi biliyoruz tabii ki ev hanımı olarak. Yapmaya da çalışıyoruz değil mi Serpil'im? Nermin, evimizde de öyle değil miyizdir? Geliriz mutfağa gireriz. Yani. İşte atıyorum patatesimizi soymadan, soğanımızı soymadan bir elinizi suya tutarsınız. Mesela tenceremi mutlaka çalkalarım. Kullanmadan önce tenceremin de içini şey yaparım. Bunlar bizim şeydir yani, aslında anneden gördüklerimiz, büyüklerimizden gördüklerimiz. Yiyoruz her şeyden evvel, biz kendimiz yiyoruz. Aynen öyle. Nermin. Takımına bayıldım. Çok bugün çok spor oldum böyle. Evet, çok güzel oldun ama. Beğendin mi? Kadın güzel olunca böyle. Genelde maşallah zaten. Bir Nermin Gül vardı. Evet. Bugün böyle herhalde yarın doğum günüm ya, yaşlanıyorum ya hani. Yok estağfurullah. Dedim ki çok güzel olmuş. Birazcık
Spor olsun. Kot giyineyim falan böyle spor olsun. Çok beğendim. İçim aynısını alacağım. Aa aşkım sana da yakışır. İşte idare ederiz. Yakışır yakışır. Sen yok, de spor maşallah hepiniz güzel çıksınız. Sonrasında efendim bakın böyle bezeleri yapıyoruz. El yıkama mevzusu bittiğine göre söyleyeyim ben biliyorsun içimde kalır söylemezsem. Dayanamaz. Sonrasında. Ondan da üzülmüştür o. Üzüldüm evet bak. Öyle düşününce konuklara el yıkatıyorsunuz falan. Yani konuklar içeride yıkıyor ama buraya gelince bir daha yıkıyor mesela. Sonuçta hamura değiyoruz ve sonuçta ev ortamı değil. Doğru. Şöyle güzelce toparlıyoruz bezelerimizi. Şimdi ben bunlara çok güzel şekiller vereceğim ve bayağı bereketli. İki tepsi kadar çıkacak mı? Bitiştirirsek bir tek tepsiye sığıştıralım. Pelin'in tatlısı şey ya, evet. Suyuna girmeyecek oradaki şerbetli. Evet, kızartarak yapacağız. Hallederiz. Kızartarak yapacağız, tamam. Ben şimdi siz bunları yaparken şekillendirmeye geçeyim. Şöyle bir yer değişelim istiyorsunuz kızlar. Tamam. Hatta bak sana şey hazırladım ben Nermin. Dur şuraya açayım ben şöyle bunları. Geçeyim. Şöyle bakın. Sana yer açacağım. Onlar süpersin. Senin şeyin. Tamam. Sos için. Şimdi bezemizi aldık. Alacağım. Şöyle bakın. Yuvarlak ekmek yapımında da alacağım. Uzun ince bagetler yapımında da burada bir katlama şöyle. Yapıp içerisini mutlaka gözenek haline getirmemiz gerekiyor. Buradan sadece bakın böyle. Allah'ım şekle bak ya Rabbim. Yuvarlayayım ağzını. Aynen. Ay ben de böyle konuşurum. Şöyle ay, oluyor. Ve tepsimi alıyorum. Şöyle döndüreyim. Emrah güzel çekebilsin. Emrah burada bizimle mücadele veriyor. Yavrum Emrah hakkını helal et. Emrah. Emrah hakkını helal et. İşaret parmağıyla evet. Kardeşim. Şöyle yine burada katlıyorum. Yuvarlakta yapmak istediğimde şöyle yapıyorum. Ama o katlama mutlaka olmalı içte. Bir uzunlamasına yapacağım. Bir yuvarlayarak yapacağım. Bunu bakın. Aa öyle. Bir evet, ondan evet. Bir ondan gibi mi? Aynen. Bir ondan bir ondan çıtır yapacağım. Çıtır içine maşallah. Şöyle bakın burada böyle bir kapatıyorum kenarlarını. Çok sivri olsun istemiyorum. Tam böyle dışarıda şuna, yediğimiz şuna. Ekmekler gibi olsun. Şimdi bakın. Yuvarlığa da aynı bu şekilde yapıyorum. Ama yuvarlığa yaparken şöyle gene avucumun içine alıp katlama işlemi yaptıktan sonra yuvarlıyorum. Masaya böyle sertçe bastırırsanız şekil olarak istediğiniz şekli alıyor. Ha çok güzel oldular. Evet. Tam böyle dediğim gibi biraz göze hitap edecek minik ekmekler yapıyoruz. Ellerine şöyle. Sağlık benim bak. Hep beraber. Hamur profesörü valla. Yok ya. Maşallah her şey çok güzel zaten. Yok her şey kendisi, öyle. Kendisi hep çok beraber. Güzel. Her yaptıkları yemekleri çok evet. Güzel. Şöyle söyleyeyim. İnsan olan zaten güzeldir. Ve gerçekten şükretmesini bilmek. Tabii ki. İnsana değer verebilmek. Yaptıklarına tabii ki övünmelisin. Güzel şeyler yapıyorsun ama hiçbir İster zaman misin? Çok şükür ben demedik yani. Ben demediğimiz için de kazandık. Sizler de öyle. Bakın evinizde üretiyorsunuz, gece kalkmışsınız, dolma yapmışsınız. Bu çok büyük bir naiflik. Büyük bir sevgiyle yaptım. Allah gerçekten. Razı olsun. Gerçekten. Bilmem bilemezdim diyor. Valla sen bir onları unutturma bana. Bugün unutturmam bam çekim de var, güzel olacak. Çocuklarıma hazır yemek oldu. Allah razı olsun. Sever mi Kerem? Cümlemizden iyi. Yani Ömer falan sever, sarmayı çok seviyorlar. Güzel oldu bak, o yüzden. Bak bunu sana hazırlamıştım. Şey mi döndürdüm böyle? Ha yok hayır şöyle açtım bıraktım tamam, sen süper, katla tamam. Diye. Tamam canım. Şöyle minik baget ekmekler, yuvarlak ekmekler yapıyoruz. Ve keyifli de biliyor musunuz? Çok stres atıyorsunuz bunları yaparken değil mi? Çok keyifli. Evet. Özellikle de hamurla uğraşmak çok stres attırıyor gerçekten. Sizler ne yapıyorsunuz? Bak bu da yuvarlak. Yok onu böyle yaptım ben sana. Neler hazırladın mı bunu? Ha, yuvarlak vermiş. Tamam aşkım. Yemek olarak mı? Ya gün içinde neler yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Şöyle çocuklara genelde, zaman ayırabiliyor musunuz? Genelde hani böyle çekimler varsa çekimlere gidiyorum. Evet. Yoksa siparişlerim olduğu zaman siparişlerimi yapıyorum. Hı-hı. Diğer kalan vaktimde de evdeyim. Hı-hı. Çocuklarla ilgileniyorum, evle ilgileniyorum. Çocuklarla iletişiminiz nasıl? Çalışan bir anne olduğunuz için bazen şey oluyor. Yok bir sıkıntı olmuyor çok şükür. Çocuklarım da öyle huysuz değil gerçekten. Hı-hı. Anlayışlılar. Eşim de sen yine öyle. Hı-hı. Çok şükür Allah herhangi bir sıkıntı olsun. Olmuyor. Evet Allah razı olsun. Yani hepsi de yardımcı tabii olmaya çalışıyor. Eşler destek olmalı birbirine. Çok çok gerçekten Allah razı olsun. Çok iyidir yani kendisi. Ya da hiç sıkıştırmayalım ikinci tepsiye mi gideyim ben? Kabaracak da onlar. Evet. Bence de şunları bak şuradan alalım. Ver. Sadece bir sırayı alalım. Çünkü rahat rahat bunlar rahat, koca rahat koca pişsinler. Kofidik ekmekler olacak. Kırmayalım. Evet. İncitmeyelim. Güzelce burada kendi kendine kabarıversinler. Buna da bunları koyalım.
Oh, bol bereketli. İki tepsi maşallah ekmek. Maşallah bayağı bir çıktı, bereketliymiş. Tamam, biz bir de böyle maşallah. Olkan, mi fark ettiysen bol 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 öyle, bol diye diye. Öyle. Ama güzeldir bolluk, bereket. Herkes evet, sebeplensin. Allah daha çok versin. Şimdi ben bir elimi yıkayayım, üzerinin sosunu hazırlayayım. Şöyle. Bu üçü de şey kalsın, üçe üç. Evet efendim. Tamam. İlk tarifimiz böyle tahıllı bir ekmekti. Misler gibi yumuşacık, tam kıvamında hazırlayacağımız. Şimdi şöyle yarım kase bir suyum var. Bu suyun içerisine çok hafif, bakın. Şöyle ne diyeyim size, bir çay kaşığı kadar un alıp şöyle burada bunu böyle bir sos yapacağım aslında. Neden biliyor musunuz? Üstüne tahılları yapışabilsin. Bunları sen uzatayım mı canım? Olur canım. Şöyle şunları güzelce. Şunları kırayım biraz değil mi Nermin? Elimle ezerim ben onları, hiç ufaltma sen. Hatta biraz daha un alayım, böyle bir bulamaç gibi olsun. Tutsun üzerinde koyduğumuz tahıllarımızı. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Çaylar gelmiş. Çaylar. İrem de çayımızı getirmiş değil mi İrem? Evet, şöyle güzelce ezdik unumuzu. Pütürüksüz bir kıvam haline getirdik. Kız çalışıyor. Şöyle. Sağ ol canım. Sonrasında üzerine şöyle bakın, sürüyorum. Bir keskin bıçak isteyeceğim Serpil'den. Şöyle bak, iyice bol bol. Özellikle suyu sevdiği için, buharda pişmeyi sevdiği için ekmek, her zaman suyu bir tık fazla üzerine sürerseniz dış kabuğu böyle çıtır çıtır, içi de yumuşacık oluyor değil mi hocam, siz de bilirsiniz. Estağfurullah. Bir de ben fırına bir kapta, cam bir kapta şey koyuyorum, su koyuyorum. Buhar evet, versin diye çok onu güzel oluyor. Hep koyuyoruz. Bugün hı-hı, şimdi yine Serpil özellikle koyacak. Özellikle ekmekte mutlaka koyuyorum. Nemli ortamayı kadar çok seviyor değil mi? Hı-hı. Şöyle. Buhar, tamamdır. Evet, şimdi üzerine şöyle bir tırtıklı bıçak kullanayım daha rahat olur. Ha öyle mi? Heh. Ben de şunu verdim sana. Şöyle bir ortadan görebiliyorsunuz değil mi? Ah çok güzel olacak. Bak şöyle bir çizik atıyorum. Patlak patlak olacak oradan, çok güzel olacak. Şöyle. Bunları da efendim şöyle seviyorum, yapıyoruz. Artı gibi evet. Şöyle. Ama o kadar güzel ki şu an hamur. Yani onun şeyini hissediyorum. Bir şey söyleyeyim, bak şöyle söyleyeyim. Güzelliğini. Yüksel Bey bu unu almış. Gerçekten kaliteli ve un güzel bir un. Un çok önemli hamur evet, işinde. Evet çok önemli. Çok samimi söylüyorum. Şimdi bizim elimizde birçok çeşit un var. Ama bu tam buğday ve çok kaliteli bir un. Şöyle diyeyim. Bana çok soru geliyor unla alakalı. Un hamur işinin tadını, lezzetini değiştirir mi? Aslında şöyle bir yerde gerçekten börek açmak istiyorsanız açılabilen bir un kullanmanız evet, gerekiyor. Mutlaka. Boşnak böreğinde özellikle normal bir un kullandığınızda paramparça olur, hamurunuz elinizde kalır. Ama poğaça ve ekmek hamurlarında çok böyle yani ileri derecede açılabilen bir un kullanmanıza gerek yok. Marketlerden aldığınız gelişi güzel bir un olabilir ama gerçekten lezzetine lezzet katmak istiyorlarsa bir tık kaliteli unu tercih etmeleri gerekiyor ki daha böyle pofidik pofidik ekmekleri, poğaçaları olsun. Sizin bir püf noktanız var mıdır? Özellikle börekte ben de Arnavut böreği, boşnak böreği çok yapıyorum. Çünkü 20 yıldır Arnavutların boşnaklarının içindeyim. Arkadaşlarım çoğu Arnavut boşnaktı. biliyorsunuz o açılmaz kolay kolay börek. Unun kaliteli olması lazım. Yani kullandığım iki çeşit un var benim de. Mutlaka onları kullanırım. Onların dışında asla böreğe un kullanmam. Çünkü o incecik böyle açmak için hani o unu kullanmak lazım. Diğeri dediğiniz gibi kopuk kopuk oluyor, evet, parçalanıyor, yırtılıyor. İster istemez yırtılıyor. Yani ne kadar güzel hamuru tutarsanız tutun efendim. Evet. Emek veriyorsunuz. Bu mutlaka kaliteli olması aynen, lazım. Aynen böyle bir ne bileyim yufkacınızdan bile un tavsiyesi fikri alabilirsiniz. Şu an marka veremediğim evet, için evet. Size güzel bir fikir sunayım. Gidin yufkacıya sorun yani. Ben börek yapacağım efendim. Bana bir baklavalık un verin dediğinizde size güzel, en doğru, en kaliteli unu verecektir yufkacınız. Bu da şey zaten çok zor bulunan bir ürün değil şu anda kullanıyoruz. Yok yok yok. Marketlerde evet, mevcut. Evet evet var. Ben test ettiğimiz için söyledim, çok güzel. Yoğuruyorsun valla ipek gibi oldu bak. Şunu şöyle verelim Serpil. Buna çok ceviz koymak istemiyorum. Rengi çok güzel oldu çünkü. Öbürküne ceviz yapayım. Evet. Önceden ısıtmış olduğumuz fırının zeminde mutlaka bir kaseyle su koymuş olduğumuz fırına veriyoruz. 180 derecelik ayarda. Sonrasında üzerini kızartmak girin için 200'e çekebilirsiniz. Ben ikinci tepsiyi de şekillendireyim burada hemen. Bıçak ben de yardımıyla koyayım, şöyle. Gerçi önce üstüne suyunu süreyim, daha rahat keserim sonra.
Şöyle bakın. Zaten bekledikçe de farkındaysan Perihan'cığım kabarıyor. Evet evet, tepsi mayası oluyor. Kesinlikle. Evet. Kabarmaya başladı. Böyle... Emre aldım gidiyorum. Oh süper. Özellikle de olsun. Sıcak fırına girdiği zaman onu hemen böyle yukarıya doğru patlatacak. Birazdan içini de piştikten sonra gösteririm. Gözenek gözenek çok olacak. Çok güzel olacak. Şöyle. Zaten katlarken de içinde hava kabarcığı kalsın diye özellikle o katlamayı yaptınız. Gerçekten evet. Ben ekşi mayada da o şekilde yapıyorum. Katlama içinde... çok önemli ekmek tabii. Yapımında. Bir alt kata mı indirseydim Nermin? Kararsız kaldım, bir şey söyle. Bir alt katta pişsin bence ekmek ya. Altı kızarmıyor. Bir alt kata bence de al Serpil'cim. Bir şey oldu mu yani, anladın mı? Fark ettim. Kerildim. Hemen mutsuz oluyor. Annem gibi benim. Panik panik. Benim annem de böyle. Bunu da yapayım, bunu da yapayım ya diyorum. Olacağına varır her şey. Sakin ol. Yabancı yerde değiliz efendim. Ekran yani. Başındayız. Kıymetli izleyicilerimizin karşısındayız. Onlar bizim yani. Kusurlarımızı örter. Sonuç olarak burada gerçekten 2 saat içinde çok güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunun da karşılığını zaten alıyoruz sizlerden. Bu arada efendim kaçırmamak adına pazartesiden itibaren saat 11.30'da Nermin Nefes Mutfağı sizlerle olacak. Yani 9.50'den 11.30'a geçiyoruz. 11.30'la 1 arası karşınızdayız. Sakın kaçırmayın. Sakın kaçırmayın. Saat karıştı işte, biz izleyemedik demeyin. Şimdiden ben söylüyorum. Şimdiden duyuruyorum efendim. Sen şeyini de paylaş. Tabii tabii, sosyal medyada da koyarız. Herkesin haberi olsun. Evet. 11.30'da sonra üzülürler. Tamam. Evet, hemen şimdi ikinci tarife geçelim. Ya ne bileyim, ceviz biraz fazla geldi gözüme aslında. Şöyle koyulabilir ama çok da söndürmek istemiyorum hamura bastırıp. İkinci tarifi ne yapacağız? Perihan Hanım tarifiyle devam edelim tamam. İstersen. Tamam. Karakuş tatlısı. Hemen getirelim o malzemeleri, ben bunu yerleştirirken tatlım. Ben aldım gidiyorum bunları. Tamamdır. Evet efendim, ikinci tepsi ekmeğimizi de hazırladık. Şimdi Perihan Hanım'ın... Elinize sağlık. Çok sağ olun. Sizin de ellerinize sağlık şimdiden. Peki, çok lezzetli bir tatlı yapacak bize. Karakuş tatlısı. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben şöyle geçeyim tatlım. Tamam. Ben bunları bir koyayım. Evrakçı ah gençlik diyorsun. Yıllarım aklıma geliyor böyle efendim. Niye her sene yaş alırken böyle bir geçmişe gidiyoruz. Gençken neydi değil mi Perihan ya? Taşı sıksak toprağa çıkar. Şu anda gençsiniz yani maşallah. Öyle ya, taşı sıksak suyunu çıkarırdık yani. Tabii Allah gençlik olsun. Farklı. Ya gençlik çok farklı. Yani böyle... Bir duygusal oldun sen. Bugün böyleyim ya. Bir doğum günü çocuğu bak. Bir yarın doğum gününüz öyle mi? Ya, tabii. Ya, şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. 24 Haziran kutluyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şöyle yarın havai fişek patlatacakmış yönetmenim, benim menajerim, yapımcım. Her şey yüksel, menajer, vallahi. Yönetmen, yapımcı. Evet efendim, şu an görmüş olduğunuz gibi hazırladık, malzemeleri koyduk. Şıkır şıkır bir tatlı geliyor. Karakuş tatlısı. Evet, karakuş tatlısı yapacağız. Bir malzemeleri sayalım, sonra neden karakuş diye soracağız. Bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sirke, tuz. Bir su bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı kabartma tozu, 4,5 su bardağı un. Şerbeti için efendim 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, biraz limon, nişasta, hamurunu da açmak için kullanacağız. Evet. Şimdi tatlımızın önce şerbetiyle başlayalım bence. Şerbetini koyalım yapalım. Ki soğuk şerbeti atacağımız için tamam. O bir yandan kaynasın, bırakalım soğusun. Aynen, koyalım o zaman. Şöyle bunda şerbetini yapacağız büyük ihtimalle, değil mi? Kızartma aynen, da yapacağız. Aynen. Şimdi fark... Tamam, o zaman bir tane kaşık alabilir miyim? Şöyle. Toz şekerimizi tencereye alıyoruz şerbetini hazırlamak için. Soğuk mu olacak şerbetimiz? Evet, şerbet mutlaka soğuk olması lazım. Çünkü sıcak kaynar tatlıyı hemen soğuk şerbete atacağız. Tamam. Şöyle. Şerbetimizi şöyle. İçin şekerimizi tencerenin zemine aldık. Suyumuzu üzerine ekliyoruz. Suyu koyuyorum. Açtım altını canım ben. Tamam. Normal klasik bir şerbet şöyle yapıyoruz. Sürekli yaptığımız gibi efendim. Çok toz olabilir. Şekerle suyu güzelce tamam. Kaynatacağız. Koyu bir şerbet tamam. Mi olacak? Evet, baklava şerbeti gibi. Tamam. Şunun da yarısını kesip şöyle belki daha fazla olabilir. Dur. Hemen verdim. Yani biraz çok ekşi olmasın. Şöyle. Tamam. 20 dakika kaynayacak şerbetimiz burada kendi 20 halinde. Dakika biraz demek ki koyu kıvamlı bir şerbet yapacağız. 20 evet. Dakika kaynayacağı için. Normalde ben tatlılarda 5 ila 10 dakika arası kaynatıyorum. Bu demek evet. Ki biraz yani daha şöyle koyu. Bir 20 dakika kadar tamam hocam. Kaynatalım. Çünkü biraz böyle kıvamı şey olsun. Aynen.
Şimdi ne yapıyoruz? Bütün sıvılarımızı ekliyoruz. Yağımızı. Yağımız. Ziyan olmasın. Yoğurt. Bardak sallanır da sallanır, evet, sallanır. Ben de geçen gün onu fark ettim videolarımda. Ne sallıyorum bu kadar dedim. Artık hani o ziyan şeyi kafamızda, hiçbir evet. şeyi israf etmeyelim son damlasına şundan kadar çok az bir tabaklarımızı şey. Sıyıralım. Aslında biz bu bilinçle büyüdük. Tamam. O yüzden değil mi? Evet, mutlaka yaparız onu. Şey, yumurtayı sizden rica etsem ben bir daha elimi yıkamak zorunda kalacağım. Evet, komple içine koyacağız. Ay kırılmadı. Yumurtalarımızı elimi yıkamam gerekecek. Bir daha demin yıkadım. Rahat ol. Şimdi evet. Şimdi ben nasıl isterseniz elimle mi gireyim? Çünkü yıkadım. Elden mi gireyim? Değil mi? Elimizle. Tabii. Tamam, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tırnaklar kısacık, mis gibi. Tabii ki elle. Evet, sıvıları aldık. İçerisine kabartma tozu çok az miktarda evet, ilave ettiniz. Evet, çok az koyduk. Tuz, bir fiske Fisk, koyduğunuzu evet. gördüm. Şöyle güzelce evet. hepsini bir harmanlama işlemi yapıyorsunuz. Sonra unu kontrollü bir şekilde. Çünkü hı. unun biliyorsunuz markası, kalitesi. Evet. Hani şey olabiliyor, fark her edebiliyor. Ona göre değişiyor sıvı çekim. Ben yine bir kaşıkla mı böyle mi eklesem? Olur. Öyle de koyabilirsiniz. Kış Serpil Hanım, bir çay bardağı da su rica edeceğim sizden. Belki çünkü ekleyebilirim. Hı hı. Tamam, tatlım. Bakacağım sen kıvamına. Ben tamam. sana suyunu vereyim. Yavaş yumuşak yavaş. Kıvamlı evet. bir hamur olacak. Neden karakuş tatlısı? Vay, ismini, şeklini kuşa evet sanki kuşa benzettikleri için açıkçası çok da fazla bilmiyorum hani neden gerçekten öyle koymuşlar ama gerçekten kuşa benziyor. Benziyor mu? Merak ettim. Biraz da bayram falan. Şekerini de andırıyor. İki taraftan böyle kurdale gibi. Çok güzel. Azıcık da şöyle hafiften su ekleyeceğim. Hafif suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle unumuzu toparlamaya başladık. Aslında evet. su hem keklerde hem tatlılarda. Çok azıcık ilave ederseniz daha yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Böyle güzel bir özelliği de var bu su olayının. Keklerin de daha güzel kabarmasını sağlıyor. Şöyle güzelce bir hamur toparlama işlemi evet. yapıyoruz. Biz de programda böyle değerli hanımefendilere, emekçi hanımefendilere yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kadın kuşağında yemek programı olarak gerçekten şu an tekiz. Ve zirvedeyiz Allah'ın izniyle. Ve böyle girişimci ruhlu hanımlara da yer verip onlara da bir tık daha böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi ki de geliyorsunuz, bizi de yalnız bırakmıyorsunuz. Ara ara böyle çok kıymetli sosyal medyada emek veren hanımları da görmeye devam edeceksiniz. Nasıl güzel bir hamur yoğurmaktır o efendim. Bak, bak. Teşekkür ederim. Severim böyle toparlayarak. Bu bilinçli bir hamur yoğurma tekniğidir çok efendim. Çok sağ olun. Alt elle destekleyip üstten güzelce toparlayıp yoğurmak. Çok şeker. Vallahi evet. Sizin gibi hani bir üstadın yanında bunları duymak gerçekten. Yok gerçekten üstadsınız. Ben izliyorum çünkü bakıyorum şu an gerçekten hamur yoğurmanın püf noktası destekleyip güzelce ezip içindeki o bütün gluteni toparlayabiliyor olmak çok güzel. Ama şeklini çok merak ettim. Birazdan şekline evet. de canlı canlı şahit olacağız. Şimdi bunu izniyle. Güzelce bezeleyeceğiz. Altı bezeye ayıracağım ben bunu. Tabii bir saat bekletmemiz lazım. Hı hı. Bir saat dinlendirmemiz lazım. Canlı yayında bizim böyle bir imkanımız olmadığı için ben daha önceden hazırladım. Harika. Serpil Hanımcığıma verdim. Şimdi ben insanlar, izleyicilerimiz görsün diye mutlaka bunu hı hı. bir yoğurmak istedim. Şimdi bunu güzel, böyle yumuşacık, fuf fuf. Vallahi yumuşacık. Vallahi evet. Hemen hazır şöyle. Getirdiğinden yapalım. Onu ben evet. toparlayayım istiyorsan evet. Şükrettin arasında bir şekil gösterelim ki pişsin. Evet, şunu altı bezeye, yani böyle bir mandalina büyüklüğünde bir beze yapıp. Hemen kurulayım, geliyorum. Şimdi altı bezeye bölmüş, dinlenmesi gerektiği tabii için. Tabii mutlaka bir saat, en az bir saat. İşte becerikli hanım, gerçekten böyle vallahi. Hazırlığını yapıp yaptı. Gelen, yani candır. Yani bu sağ çok olun. Önemli, ekranda. Gerçekten önden hazırlamak. Vaktimiz varsa 2 saat, 3 saat hatta biz bunu dolaba akşamdan yapıp böyle poşetlerin arasına koyup dolaba da koyabiliriz. Ertesi gün de açabiliriz. Ama dinlenmesi çok önemli. O yüzden ben hazırladım daha önceden. Çıkartamadım altı bizi. Ben burada açıyorum bir yandan. 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Bunları ne yapıyoruz? Böyle onlar, şey evet, yapacağız. Evet, beze yapacağız. Ondan sonra bir kenarda hı-hı. dinlenecek onlar. Şimdi açıyorsun. Serpil Hanımcığım, bir oklava rica edebilir miyim sizden? Tatlım, hemen getirdim sana. Şimdi ben nişastayla açacağım demiştim ama bunu da söyleyeyim izleyicilerimize. Hı-hı. Biraz belki püf noktası olabilir. Hı-hı. İçine birazcık mutlaka un eklerim. Neden? Daha, hani daha iyi açılıyor. Yırtılmasın. Yani yırtılmıyor, daha iyi açılıyor. Aa, kurumadan kocaman olur o zaman. Şimdi bunu büyüteceğiz biz.
Şunu verebilirim. Şöyle güzelce unumuzla beraber nişastayı karıştırdık. Siz şöyle rahat rahat çalışabilin. Lokumun içine koy tatlım, ben onları streçeyim, kurumasınlar. Yapayım. Evet, bakın bir yandan da açmaya başlıyoruz. Çok büyük mü açacağız yufkamızı? Ya açılabildiği kadar. O zaman şey yapalım mı? Kadar. Reklam arasına gidip sonra da mı dönelim Yüksel Bey? Nasıl isterseniz. Yani açabildiğiniz kadar, yırtılana kadar hatta. Tamam, bir tanesini açıp incecik gösterip hemen şöyle ki, çabuk reklam arasında da pişirme yapabilelim. Yani nişasta dökmeden hiç korkmayın. Nişastayla açtığımız için. Hı-hı. Nişasta da zaten biliyorsunuz kıyır kıyır yapar hamuru. Hı-hı. O yüzden. Evet, bakın 6 tane bezemizi güzelce şöyle yuvarladık. Sonrasında ne yaptık? Bezeleri yuvarladıktan sonra bakın üzerine nişasta koyup şöyle evden hazırlamış. Biz de bakın şöyle yaptık mesela. Bunun üzerine şöyle nişastamızı koyuyoruz. Dur, bunları mesela sürmeyeyim. Çünkü hemen açamayacağım. Hı. Onu. Bunları açıp böyle nişasta koyup ne kadar dinlendirsinler? Ya en az bir saat dinlendirsinler mutlaka. Bence koyalım ya, dursun. Gerçi gerek de yok şimdi. Poşetliyor serpilcinde. Biraz çıkayım ben şu tarafa. Hı. Alalım. Onu hemen kaldıralım. Şimdi kocaman açılabildiği kadar yufkamızı açıyoruz. Yani aynı baklava açar gibi. Açmayı kimden öğrendiniz? Anneciğinizden. Vallahi ben her şeyi izleyerek öğrendim. Benim bir tane teyzem var. Çok marifetlidir. Hı-hı. Adana'da. Buradan selam olsun hepsine. Hı-hı. Adana'ya da, teyzeme de, akrabalara da diyeyim. Teyzem çok güzel yemek yapar. Ben onu hep izlerdim hayranlıkla. Şey, keyif işi yani gerçekten bunlar. Çok seviyorum sanat yemek yapmayı. İnanılmaz belli, seviyorum. Belli, sevgiyle yapıyorsunuz. Sevgi olmasa gece 2'de kalkıp o sarmaları sarıp pişirip buraya getirmezdiniz. Gerçekten bu bambaşka bir şey. Yemek yapmayı dediğim gibi inanılmaz. 8,5-9 yaşından itibaren yapıyorum ve çok seviyorum. Bir de etraftan da siz de bilirsiniz, hani beğenildiği zaman da değil insanlar mi? Daha çok hani yapası geliyor böyle ne hayranlıkla. Güzel, ne güzel, ne güzel. Bu iyidir bence. Bir an önce şekli gösterelim, tamam. Reklama gireceğiz. Tamam, o zaman şöyle. Cevizimiz var. Ha, evet, burada cevizimiz. Şimdi şöyle hani bunun içine tarçın da koyan var. Yani hı-hı, seviyorlarsa koysunlar. Ben bugün tercih etmedim. Bence tarçın, de toz şeker gerek. Anladım. Yok. Hiç şey yapmaya. Şerbetimiz var zaten. Orijinal olsun. Şimdi şöyle. Ha, katlıyoruz. Ha. Şöyle katlıyoruz. Bakın bu çok önemli. Şöyle. Katladık. Elimi kullanacağım. Oklavayla. Şu şekilde. Şu şekilde. Aralıklı. Ha, bunu şekil şöyle olarak şu an kafamda bir şeyler canlandı. Çok benziyor üzerine yaptığımız ama bir tık değişiyor. Şöyle. İki parmak mesafeyle aralarına, evet, ceviz koyuyorsunuz. Koyduk. Açtınız daha yufkanızı. Sonra tekrar şöyle üstünü şu şekilde kapatıyoruz. Tamam. Tekrar bir 3 kere daha. 3 alt, tamam, katta kalıyor. Aynen. 3 üst katta. Şimdi bir bıçak geçiyor rica edeceğim ben. Şöyle büzeceğim. Şuralardan. Sen de. Şöyle. Çok severim. Büzdükten sonra, evet, keselim. Evet, kuş tatlısı. Karakuş. Şu şekilde şey olan yerlerden hemen kapatıyoruz. Adana'nın meşhur karakuşu. Karakuşu. Adana'ya sevgiler, selamlar efendim. Evet. Çok güzel yerlerden bir tanesi Adana'mız. Şimdi şöyle. Ay çok güzel oldu. Bunu. Ne kadar pratik. Tabii burada mümkün mertebe yufkayı çok ince açmanız gerekiyor. Tabii ki çıtır çıtır bir lezzet hissedin. Biz şimdi biraz acele ettik. Şimdi evet, acele. Birazdan daha güzel yapacağız. İnce tabii açacağız. Şöyle dizelim. Şimdi dizelim, evet. Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde harika tariflerle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Aman Allah'ım. Karakuş tatlımız hazırlandı. İyice incecik yufkalar açıldı. Çok güzel oldu Perihan. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Birazdan kızartacağız onu. Şimdi bu fırına gitsin. Gelsin Adana kebap, yeme de yanında yat. Değil mi? Evet, ne güzel. Adana kebap yapacağız. Şimdi Adana efendim fırında Adana kebap için gerekli malzemelerim: 500 gram dana kıyma, 500 gram kuzu kıyma, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 2 adet kapya biber ve tuz. Bu kadar az malzemeyle efsane bir görsel şov hazırlayacağız. Evet, şimdi öncelikle böyle hakiki orijinal, yani yıllarını vermiş kebap ustalarının afına sığınarak. Tabii ki çünkü canım. Yani biz artık ev usulü. Hani evde hani mangalda yapma şansı olmayan, hani yeri olmayan fırında da yapıp yesinler. Yap, ev yiyelim. Usulü yapıyoruz. Ev usulü. Kimse bize gücenmesin, darılmasın. Biz sizi çok seviyoruz efendim. Evet. Özellikle zaten emek veren herkese
buradan ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler sayesinde bizler de ev ortamında kebap yemenin zevkini yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Yapalım yani. Evde de yapalım. Yapalım. Çocuklarımızın canı istediğinde, kendimizin canı istediğinde pandemi oldu, evde de yapabiliriz. Pandemi oldu, evlere tıkıldık, hiçbir şey yapamadık. En azından böyle tarifleri öğrendik, yapmaya çalıştık. Her yer kapandı değil mi? Evet, evet. Evdeydik vallahi, yani devamlı. Allah'a çok şükür bu pazar son mu? 1 Temmuz'dan itibaren. Çok şükür. Sen terledin mi böyle? Bir şey söyleyeyim, çok terledim Nermin. Hayırdır aşkım? Reklam arasında biraz koşturma yaptık. İşte ben diyorum, benle gel diyet yap, hiç yanaşmıyor. Hiç oralım diyor, demiyor ki Nermin iki yumurta da ben yiyeceğim, seninle diyete gireceğim. Yok. Senden önce kahvaltı yapmıştım çünkü. Ben diyete giriyorum, o girmiyor. Giremez. Neden Mustafa abi? Giremez. Şimdi. Şimdi normalde Adana'da bunlar satır kıyması olur. Satır yani, kıyması. Biz hazır kıyma kullanacağız. Evet. Bunu kapya biberimizle... Bu biraz yağlı, evet. Bu da yağsız. Tabii, biraz Adana yağlı biri, olması birisi, lazım. Birisi evet, kuzu ve dana. Birisi de dana. Şimdi biz bu kapya biberimizi böyle güzelce kıyacağız. Kıyıyoruz. Tamamen böyle iyice... Şeyimiz var böyle bizim satırımız verir. Yok böyle rahat ha. Böyle ben şey yaparım. Ben onu çok sevdim geçen gün. Tak tak tak. Şimdi iki dakikaya burada hallederiz bunu. Evet efendim. Güzelce biberimizi... Böyle canını çıkartırcasına ince ince kıyıveriyoruz. Anlatın efendim, nasıl bu mesleğe böyle heves sardınız, kendi işinizi kendiniz üretmeye başladınız, oturduğunuz yerden ne güzel işleri imza atmaya başladınız. Şimdi anlatayım ben anlatın dediğim gibi. Anlatın burada bizi izleyen hanımefendilere örnek olsun. Beyefendiler nasıl izin verdi? Çünkü burada eş desteği olmazsa inanın ki bu tarz olmuyor, işler doğru. Olmuyor. Gerçekten yapılmıyor. Çok doğru. Siz bize buradan öğütler verirseniz ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize. Şöyle ben dediğim gibi 8,5-9 yaşından beri yemek yapıyorum. Kızımın bir gün doğum günüydü. Hı hı. Anne dedi, herkes doğum günü yapıyor, dışarıda yapıyor. Hani bana da bir gün ne oldu, yapar mısın böyle kalabalık şekilde? Ya maceram o şekilde başladı aslında. Bak vesile. Sonra evet ben de çok güzel böyle evimin terasında yemekler hazırladım, menüler hazırladım. Okuldaki arkadaşlarımızı, öğretmen arkadaşlarımızı, herkesi davet ettim. Anneler, velilerle beraber. Sonra oradaki arkadaşlar menülerini kime yaptırdın diye sordu. Çok beğendiler. Menülerini kime yaptırdın? Yani ben 25-30 çeşit hazırladım diyebilirim. Çünkü abartabiliyorum bazen, kaptırıyorum yani. Ben de öyleyim yani. Ya. Vallahi öyle. Bizler seven insanlar gerçekten öyle. Yemek yapmayı misafir sevmek lazım. Misafir geldiğinde 10-15 çeşit yapan bir ben miyim diyordum. Çünkü niye biliyor musunuz? Sevdiğimiz için abartıyoruz. Hani evet. Sevmeyen zaten üşenir, yapmak istemez. İkram ama sevmek edeyim. Çok... Fazla hani... fazla olsun. O gün işte insanlar sordu, arkadaşlarım kime yaptırdım. Ben kendim yaptığımı söyleyince inanmadılar. Sizin gibi hani Arnavut börekleri, boşnak börekleri de açmayı çok seviyorum. Helal olsun. Sonra bunu siz mi açtınız? Nasıl yani? Bayağı bir yufka mı açtınız dediler. Evet ben açtım. Orada yanımda bir arkadaş var yardıma gelen. Ona evet. Sordular. O da evet dedi, kendisi yaptı. Neyse ondan sonra bunlar başladılar, sana bir yer açalım. Ben yok o an tabii yer açmayı falan hazır değil. Bir de hani tecrübem yok. Sonra neyse... Bize bir özel sipariş hazırla o zaman dediler, hani evden. Hı hı. Ben de kimseye parayla yemek yapıp satmak çok tuhaf geldi. Hani bilirsiniz. İlk zamanda ilk öyle geliyor. Ama sonra nasıl tatlı oluyor o parayı sonra kazanmaya başlayınca? Sonra arkadaşımın bir tanesi çok ısrar etti. Misafirim gelecek, ne olur bana biraz bir şeyler yapar mısın? Ondan sonra yaptım, neyse. Ücret şey yapamadım, isteyemedim tabii. Sağ olsun bir şekilde göndermiş bana. Daha sonra işte bir arkadaşım... Şey açtı, sayfa açtı. Hı hı. Sosyal medyaya başladık. Oraya kendi yemeklerimi sergilemeye başladım. Sonra başka yerlerden siparişler gelmeye başladı. Telefon numaramı isteyenler oldu. Hı hı. Sonra yeterli. Kendimi şeyde buldum, ticarette buldum. Ya işte vesile. Bir de ne derler, emekler gerçekten karşılığını buluyor. Rabbim hiçbir zaman başaramayacağımız bir şey karşımıza çıkarmıyor. Onu bir şekilde bir yerde vesile kılıyor ve biz sadece o vesilenin izninde gidiyoruz. Yani aslında kendi başardığımız bir güç var. O içten gelen bir istek var ama bu isteği de yine Rabbim nasip ediyor yani. Evet, diyor ki öyle. Ya kulum sen yürü. Sen doğru gittiğin yolda, ben zaten sana yardımcı olacağım, ben zaten gerçekten senin yanında öyle. Olacağım aynen diyor. Öyle. Ben hiçbir zaman böyle anlatırken tüylerim de böyle hep diken diken olur. Bu en sıkıntılı evrende, hani bir dibe vurursunuz ya, vuruyorsunuz efendim ister istemez. Böyle bir düşüşünüz oluyor. Hani hiç kimse sanmasın ki hani
Oh, şimdi hayat yaşıyor. Öyle bir hayat yok efendim. Herkes bir dibe vuruyor, bir silkeleniyor. O dipten çıkmak çok önemli. Aynen öyle. O vurduğunuz o dipten çıktıktan sonra çok. Zaten öyle kapılara nasip ediyor ki Rabbim size. Çünkü siz güçlü duruyorsunuz, çünkü siz sabırlı oluyorsunuz. Siz o düştüğünüz anda da Rabbimi unutmadığınız takdirde Rabbim zaten sizi bırakmıyor. Evet, sabır yani. Çok önemli. Buradan yani, bizi izleyen hanımefendiler, darda, sıkıntıda olan, lütfen gerçekten. Evde bir köşede beklemeyin, üretmeye çalışın. Burada kıymetli beyefendilere de çok yol düşüyor. Hanımlara yardımcı olun. Destek versinler. Çaresiz bırakmayın. Yani sen çocuklara bak, evi süpür sil. Yok öyle bir dünya artık. Birlikte karı koca olabilmek çok önemli. Evet. Birbirine destek olabilmek çok önemli. Çok önemli. Gerçekten öyle. Yani tamam, ben çocuk yaptım, onlara da bakayım, oldu kayınvalideye de bakayım, ona da bakayım, ama bir yerde bu sefer hanımefendiler tükeniyor. Yalnız bırakmayın. Biz her şeyi yapabilen, her şeye yetişebilen hanımlarız. Güçlüyüz. Aynen. Çünkü. Böyleyim dedim de ama çok güzel oldular bunlar. Yerim, yerim. Baksana. Ya. Bak. Şunu aldım, bak şuna. Çıkar Serpil bence, daha pembeleştirme. Vallahi çok güzel olmuş çünkü suyumuzla pişmiş. Şu öne koyalım biliyorsun. Ah dur. Ya aman yarabbim. Siz böyle güzel ekmekler yediniz mi? Ha? Serpil Hanım, ben şimdi severim. Böyle fırın tepsisi ve yağlı kağıt istiyorum. Hemen bir de elimi batırmak için su. Size zahmet. Nasıl hemen olmuş? Canım. Bir saniyecik izin rica edeyim. Harika maşallah. Bakar mısın gerçekten? Şu yardığım, ortasını yardığımın güzelliğine bakar mısınız ya? Maşallah gerçekten çok, çok güzel. Olmuş onlar. Şu an sıcacık, elimi değemiyorum ama böyle dokunup size göstermişim. Çok güzel. Serpil, bir temiz bez istiyorum. İki dakika üstlerini örteceğim. Dur, hemen vereceğim. Çünkü şu an çok sert, çıtır çıtır kıvamı. Üzerini böyle unla, tamam. Suyla ıslattığımız için. Şu an ben de böyle ekrana büyülenmiş vaziyette bakıyorum. İnanılmaz çok güzel, bir çekim var şu an ekranda. Ben şimdi ne yapacağım? Bunun üzerini böyle hafif, Serpil'cim. Şöyle. Cansın. Temiz bizim bunlar, örtü bezlerimiz bunlar. Hamur örttüğümüz temiz bezlerimiz, her yerde kullanmayız. Bu şekilde bunun üzerine örtüyorum. Neden biliyor musunuz? Hafiften o ekmeğin çıtırlığı yumuşasın. Birazdan içini göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Evet. Çok güzel oldular. Şimdi birazcık su aldım. Adana kebap yeme de yanında yat efendim. Evet, biraz mandalina büyüklüğünde şey aldım. İyice yoğurduk evet. mu? Tabii bunu şimdi vakitten dolayı şey, aslında yapıp biraz dolapta bekletirlerse daha güzel olur. Püf noktalarını verelim. Tabii. Yani içine sadece dediğim gibi kapya biberi iyice bunu kıyıp. Mustafa abi biraz kızartmış ama olsun Nermin. Mustafa abi öyle seviyor. Tereyağı bal süreceğim ona. Tamam abi. Tamam. Evet, bunu dediğim gibi sadece kapya biber, toz biber, bir de tuz. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde de bir şekil veriyoruz. Bu yapma teknik önemli. Evet, o hani şekil vermek için. Onu yavaş çekimde bir kere daha gösterelim mi? Çünkü hani, bazen oturmuyor tam. Evet. Şimdi neden biliyor musunuz? Normalde de saplayıp şey yapabilirler. Hani Adana biraz daha böyle hani şeydir ya. Öğrenlerine benzesin kalındır. İstedik. Aldık. Bu ince şişten olmaz değil mi? Böyle kalın şiş lazım. İnce şişten düşer. Bir de düşer. Hani genelde biliyorsunuz öbür şişler daha kalındır ama bu da kafidir. Tamam. Şöyle aldık. Aldık. Bunu tabii biraz yoğurup beklettiğiniz zaman daha güzel saplanacak. Yani bu şekilde yağ da donuyor biraz. Tabii donacak, dinlenecek. Şu şekilde yapıp portak, şöyle mandalina kadar düşünün efendim bezeyi. Şöyle böyle kadar. Buna giydireceğiz. Ya şişe giydireceğiz sadece, bu kadar. Ara ara elimizi böyle bir suya batıracağız. Sadece şu şekilde. Bir eldiven versen ben de yapayım. Şöyle. Sana zahmet. Şu hareketi yaptığımız zaman zaten şekil alacak. İki tane alayım aşkım, sana zahmet. Şöyle bakın, portakal, şey. Sağ ol tatlım. Portakal büyüklüğüne getiriyoruz. Şöyle. İşi biliyorsun valla. Biliyor. Yok, çok yaptım Perihan'ın ya, maşallah. Ben hani bu kadar bir böceklilik beklemiyorum. Yani. Estağfurullah ya, olur mu? Her kadın kendi mutfağının şefi, her kadın üretmeyi sever, yapmayı sever. Baş parmağıyla da işaretleri koyuyor, bak. Tabii. Onu bakmam ben şimdi. Emeğinize sağlık. Sağ olun, afiyetle yiyin. Ben ilk defa deneyeceğim bu arada. Önceden yapmadım. Sen yaparsın. Hiç. Şu şekilde. Şöyle vereyim, beraber tamam. Bir gidelim. Şöyle önce bir yuvarlayalım. Bakayım. Bu tarafa gezelim. Şöyle başka ne tarif? Aa çok var. Burada çok oyalanmıyor. Yok, salatamız, bulgur evet, pilavı hemen, senin şeyin. Bulgur pilavı zaten hemen demlenir, kavurduğumuz zaman. Sizden yapamayan da şöyle yapabilir mesela. Hı. Şu şekilde. Hani çok zaten. Zorlanırlarsa şu şekilde yapıp hemen şöyle. Baş parmağına yayıyorsun değil evet, mi? Evet, şöyle. Hı, ara ara elimizi suya batırarak. Zaten dediği gibi dolapta beklenirse daha güzel tutacaktır. Donacaktır. Şu an ben hiç böyle baktım. Şey çok güzel bir kıvamı var. Asla emin olun ki dağılmıyor bak.
Bak bak çok bak güzel. Mingül. Bir kebapçı edasıyla sıkıştırın baş parmağınla. Şeyim zaten böyle pehlivan gibi gözüküyor mu ya? Bu aralar kendimi pek bir pehlivan gibi görüyorum. Neden bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de anlamadım neden öyle gördüm. Kendimi şiştim ya, ödem oldu benim vücudumda. Yorgunluktan. Şu çok şey yapmayalım. Biz de çok yorulduk ama ya. Yorulduk. Şöyle hemen koyalım ki vakitten de çok olmasın. Şöyle. Ben portakal büyük. Maşallah. İlk defa yapıyor. Baş parmağıyla pıt 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 işaretleri koydu. Oldu ama. Ya sonuçta yani şey oldu. Hani şekilde güzel olsun yoksa her türlü pişirecek yani sonuçta. Her türlü pişirip yiyeceğiz. Görsel de çok takar. Görsel de çok önemli. Şimdi önce göze sonra mideye hitap etmeli. Ben de öyle düşünüyorum yani gerçekten. Önce göze hitap edecek. Abi kadının ruhu süslü. Çek. Seviyor. Seviyorum. Bana kızıyorlar. Çok süslü giyiniyorsun diyorlar. Ne ama yapayım? Sizin yöreden de biraz öyle. Heh, bak kurban bak, oldum. Tanıyan bilen beni nasıl ben biliyor bak. Boşnakların, Arnavutların içindeyim. 20-25 senedir hemen hemen. Hı. Yani sizin yöreden de gelme yani. Vallahi gelme yani. Biz ne yapayım? Annem babam böyleydi benim. Süslüydü babaannem böyleydi. Biri karşısındakine saygısı ya. Ben çok seviyorum evet. Ekrandaysan itinalı olacaksın, örnek olacaksın. Gerçekten hem yaptıklarınla yaşadıkların bir olması gerekiyor. Kiminin yaptıkları farklı, yaşadığı farklı. Hmm. Öyle bir şey yok. Evet. Buradan aynen anladın öyle. Değil mi? Yani yaşadığınızla yaptıklarınızı bir tabii, tutacaksınız. Tabii. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Ekmeklerimiz için gene sepetimizi mi istersin? Evet. Getireyim ben. Bir sepet ekmeğimiz olacak. Evet ben de ekmeklerimi sunuma hazırlayayım. Vallahi kebap yaptık bildiğin. Adana kebap yeme de yanında yat. Buradan aynen. Adana'ya kucak dolusu sevgiler selamlar. Evet. O kadar güzel ki memleketimin her şeyi taşı toprağı altın boşa demiyorum. Bizler çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Evet memleketimiz inan. Şimdi bak çok nasıl yumuşadı gerçek. Bak bunu dedim işte. Maşallah, çıtırtıya çok güzel. Bakar mısınız? Bak bunu böylece. Bir tanesi koparsana. Bak. Ekmeklerimin mis. Aman yarabbim. Al Serpil'cim. Ben konuğumun ağzına bir tane vereceğim. Ben kankerim ay oldum. Sizin elinizden yemek benim için bir onur. Ay yerim seni kurban olsunlar. Çıtır çıtır. Ben tadayım bak. Mustafa abi. Çok samimiyim gerçekten yemin yerde ederim harika. Ben bir de diyet yapacağım. Muhteşem. Ama ne yapayım hep bu kadar yiyorum ben. Ben Mustafa abime. Dur en yanına ona vereceğim, o yaktı bunları. Muhteşem gerçekten. Hı? Sen olmasa bana unutmuştun sen. Yanmıştı onlar orada. Sabah ne yedim ben yokken? Yüksel söyledi kulağıma. Onu ay o şey yedi, sürülebilen çikolatayı o kaşık kaşık yedi. Hı. Ben onu yemedim, ben şey yedim. Sizi görmemek için geç geliyorum. Tamam, itiraf ediyorum şey. Hı. Lavaş almıştı, lavaş yedim. Beyaz peynir yedim, domates yedim, salatalık yedim, yumurta yedim. Kahvaltı ne mi? Nutella yemişsin. Hayır yemedim, onu yemedim. O sürülebilen çikolatayı şey yedi, Yüksel Bey yedi. Yedi diyor. Kayıtlarım. Ya şöyle söyleyeyim. Final sadece buraya özellikle geç geliyorum ki kahvaltıda burada yemeyeyim diye. Diyetteyim ben. Sana yarın biber kızartacağım, seviyorsun. Domates. Girme kanıma. Elinize sağlık, gerçekten muhteşem. Değil mi? Çok, çok güzel beğendim. Olmuş. Vallahi. Mutlaka evde yapacağım çocuklara. Tam bu dediğim gibi dışarıda böyle tadı damağımızda kalan ekmekler vardır ya onlardan bir sepet dolusu oldu. Feriha sepet, maşallah Allah bereket versin. Bu sepeti de doldurmayı çok seviyorum ben. Böyle yapalım mı daha devam edelim mi yoksa? Yok yeterli. Çünkü fırına anca sığdı. Ben şeylerimi bir yıkayacağım sadece. Yıka tatlım sen eline. Ben onu toplayayım. Onu şimdi bulgur pilavımızı mı yapıyoruz? Bulgur pilavımıza geçelim tatlım. Onu ben şimdi toparlayayım. Emrah'a vereyim. Nermin eline koluna sağlık. Harika olmuş. Vallahi billahi harika. Emrah'a verdim kalanı. Ver ver. Bak. Bak efendim. Aman yarabbim. Vallahi aman yarabbim. Maşallah. Şu ekmeklerin güzelliğine bak. Çıtırtıyı duyuyor musunuz? Güzel oldu be. Onun tarifini verdiniz mi? Tabii yoksa... tabii verdik tarifini. Tamam. Onu ben mutlaka... Size de atıveririz efendim. Mutlaka deneyin. Sadece içinde su, maya, tuz ve bir damla şeker ekledim ki daha güzel aktifleşsin. Bu kadar. Bakın ikinci hamurum da iyice kabarmaya başladı bile. Bu kadar bereketli bir ekmek hamuru. Şimdi. Tamamdır.
Neyle devam ediyoruz canım? Onu sıcak fırına atacağız, evet. Tamam, derecesi? 190 derece olabilir. Bir bulgur pilavı yapacağız. Adana fark kebabın etmez, yanına bir bulgur pilavı olsun. Yapacağız. Evet, şimdi bulgur pilavımıza geçelim. Biliyorsunuz Adana kebabın yanında olmazsa olmazı bulgur pilavı ve sumaklı soğan salatası. Hı hı. Bir de şalgam getirseydim tam olacaktı. Ne dedin sen şimdi? Bugün günlerden Adana oldu valla. Acılı acılı diyorsun. Ah, evde de vardı, getirseydim keşke ama. Olsun. Sen elin kolun dolu geldi. Nereye getireceksin daha, kurban olduk. Uğraşmış gece kaçtan beri, ben kıyamam. Afiyet, ben bu işe olsun. İlk başladığımda efendim bundan 7 sene önce gece 2'de 3'te kalkıp sipariş yapan bir hanımefendiydim yani. O yüzden çok iyi bilirim. Saatleri kurardık çünkü sabaha yetişecekti. Evet. Bana kimse herkes yapma ne yoruluyorsun boşa diyordu ama o farklı bir değil, şey. Evet. O çalışma isteği, çevrenizdeki insanları mutlu etmesi, hiç tanımadığım insanlar bana gelip sipariş veriyordu yani, düşünsenize. Aynı şekilde. Bu nasıl bir duygudur, bu nasıl güzelliktir? Bir şey arıyorsunuz, evin dışında farklı bir şey yapıyorsunuz. O yüzden hani kendisine çok hak veriyorum, nasıl yoruluyordur biliyor musunuz? Ama yorulduğunu belli etmiyor. Bir de şöyle, dönüşler de güzel olduğu için değil mi? O zaman insan daha çok yapası geliyor. Ben yani sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten aynı evrelerden ben de geçtim. Ve çok kısa bir dönem yaptım, öyle çok değil. Bende de en çok giden boşnak böreği, boşnak mantısı, mayalı açmalar, işte tart kekler. Hani bu tarz şeylerin siparişlerini alıp veriyordum ve gerçekten yaparken çok keyifle yapıyordum. Gece 2'de uyanmama rağmen sabah 5'e 6'ya kadar yetiştirme telaşıyla. Aynı şekilde 2-3 gün hiç uykusuz yaptığım siparişlerimi bilirim. Çünkü üst üste gelip yoğun. Emek. Doğum günleri atıyorum hani, nişan falan oluyordu. Bu sefer hani onu erteleme şansınız yok. Uykusuz 2-3 gün yani hiç uyumadan yaptığım günleri hatırlıyorum. Malzeme listesini sayıp size bir şey anlatacağım efendim. Çok güleceksiniz. Hemen başlıyorum. Bulgur pilavı için gerekli malzemeler. 2 su bardağı pilavlık bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Soğan büyük, bir tane yarısını bir adet kullansak domates, yeter bence. 1 adet sivri biber. Çok fazla gelir. Bir adet kuru soğan ve tuz. Burada domatesimiz eksik sadece. Normalde aslında şey yapmıyorlar. Hani Adana'da yapılan pilavlarda sadece salçayla ama biz biraz daha lezzet katmak açısından. Hani daha güzel olsun. Görüntüsü de biber falan. O yüzden koyacağım birer tane. Bir de bazı hanımlar şey yapardı. Yani burada isim vermediğim için söyleyebilirim. Ha, öyle kısa bir dedikodu gibi olacak ama. Şimdi kayınvalidesine gidecek. Ertesi gün yola. Diyordum ki ben yapayım diyordum, kapları severim. Yok, kapları ben getireyim, benim kaplarıma sen koy, ben yapmış gibi götüreceğim diyordum. Ondan sonra ben de diyordum ki hani sosyal medyada sizi işte etiketleyeyim mi teşekkür için. Sakın, herkes seni takip ediyor, bilirler, görürler diyordu. Ben getiriyorlardı kaplarını, veriyorlardı efendim. Böreğinden tutun tart kekine kadar kaplarına koyuyordum. Aynı kendi yapmış gibi efendim. Yarın sabah kayınvalidesine giderken benden alıp götürüyordu. Ama çok doğru. Ben de yemin ediyorum bende de var aynı ele şekilde. Ele vermiyoruz. Vallahi bende de var. Var ama var. Yani ama olsun yani. Bu da güzel bir şey. Hiç ben saygı duyuyorum. Evet. Yo, ben saygı asla duyuyorum. Asla izniyet beklemiyordum. Belki vakti yoktur yapmaya değil mi? Zamanı ya, yoktur. Ya da hani belki de yapamıyordur, beceremiyordur. Aynen öyle. O yüzden saygı duyuyorum, hiç yadırgamıyorum. Ama çok hoşuma gidiyordu. Ben sana anlatayım, çok şaşırmıştım. Zeki kadınlar gerçekten yani. Gerçekten bende de var yani, doğru. İşte kendim ne dedim? Kendimi buluyorum dedim değil mi? Reklam arasında bana kısaltayım. Ben de annemde kendimi ne güzel gerçekten, işte. Kendini bulabilmek, kendi. Ya böyledir işte, kadın birbiriyle iletişim kurabildiği anda daha çok yükselir. Hani bazen biz şey yapıyoruz ya, böyle içten içe bir fesatlanma olabiliyor asla kadınlar arasında. Ama güzelliği görüp güzel taraflarından baktığımız takdirde bize yol gösteriyor aslında. Gerçekten bir yerde. Öyle. Ha, o yaptıysa ben de yapabilirim ama güzel tatlı bir hırsla. Hani kötüleyerek değil, helal olsun, başarmış ya aslında, yapmış. Çok güzel örneksiniz gerçekten. Estağfurullah. Ben takdir ediyorum gerçekten. Ben çok mutlu oluyorum. Çok büyük böyle keyifle deyince de takip ediyorum, izliyorum. Kendimi yani gerçekten bulabiliyorum Nermin çok Hanım'da demesi bile benim için çok büyük az bir önce onur. Reklam arasında çok samimi gerçekten. Canımsın, yani söyledim. Allah razı olsun. Ya içimden geldiği gibi, gerçek neyse o, bende hiç şey yok. Diyor ya, göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Aynen kesinlikle o şekilde. Kesinlikle. Saygı duyuyorum. Dedim. Ne dedim ama? Okumadım ama dedi. Ben içeriğini biliyorum dedim. İçeriğini biliyorum. Gerçekten. Fırsatım yapmışsın olmadı okumaya daha doğrusu. Ya, en inşallah kısa zamanda okuyacağım ama içeriğini biliyorum gerçekten. Kesinlikle. Ya zaten okuduktan sonra öyle mesajlar aldım ki kitabımı biraz okuyan hanımlardan. Altı yanlıyor. Yani hayatın küsmüş olanlar dahil böyle bir silkelenip
Ben evet yani Nermin Hanım başardı, Nermin yaptı, ben de yapabilirim diyen o kadar çok mesaj aldım ki. Benim amacım da buydu. Ben kitap çıkartıp bir maliyet kazanayım bir derdim asla olmadı. Ben sadece kadınlara öncülük edip gerçekten güçlerinin farklarına varmaları için çabaladım. Evet. Ve çabam hala bu yönde. Her kadın güçlüdür. Bastırılmak istenebilir. Köşeye çekilmek isteyebilir. Ama siz kendi gücünüzü fark ettiğiniz anda zaten kıymetli beyler buna izin verecektir. Kıymetli beylere yanlış yapmadığınızı, ona destek olduğunuzu, onun arkasında olduğunuzu çok belirttiğiniz doğru. takdirde zaten kimse kimseyi burada zor durumda bırakmaz ki. Eşlerde niçin vardır? Destek için vardır. Benim eşim de gerçekten tekrar buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Gerçekten çok destek oldu. Çok inanılmaz iyi bir insandır. Hı hı. Yani her zaman her şekilde her şeyime destek olmuştur. Allah razı olsun. Gerçekten. Ne güzel. Hı hı. Ne güzel. Önemli olan bu zaten. Hani bir biz şimdi hep söylüyoruz. Hani, sana Perin? Olur. Aileler sevinirim. Arasında asla çatışma olmamalı. Herkes gerçekten kucaklaşmalı. Ben bir evliliğinde bir ailenin sağlam kriterler üzerinde yürümesi adına gerçekten aile büyüklerinin de burada çok devrede olduğunu düşünüyorum. İşte görüşmüyorum, ben küstüm, bitti falan. Yok öyle bir şey. Küsemezsin. Çocuğun da gidecek. Sen de görüşeceksin. Yani bu yok yani. Seni sevmeseler de bir şekilde iletişim halinde olmak zorundasın. Ama evet. sana saygı duymak zorunda herkes. Hayatındaki. Sen de hakeza öyle. Evet, aynen öyle. Vallahi ne güzel oldu. Minik evet. minik doğradık. Soğanları doğradık. Evet, şimdi birazcık bu kavrulacak çok hafif. Hemen biberlerimizi ekleyeceğiz. Hatta şu anda ekleyebiliriz biberlerimizi. Bugünkü İkisi program de inanılmaz keyifli. Neden biliyor musun? Sayende vesileyle hanımlara yol göstermiş de olduk bugün. Böyle sakin, gerçekten dinlendirici bir program benim için. Ben böyle anlatmayı uzun uzun bahsetmeyi sevmiyorum ama örnekler üzerinden gidildiğinde yaşam gerçekten ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve her günün ne kadar kıymetli olduğunun kanısına varıyorum. Bugün de programda onu hissettim şu an yani. Ederim. Ne kadar kıymetli. Perihan Hanım geldi burada bize yaşam öyküsünü paylaşıyor. Hakeza benimki de öyle birbirimize benzediğimizi de evet. söyledi. Ben geliyorum. Ama ben de çok büyük bir keyif aldım. Davetiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnanılmaz güzel. Yani şöyle gerçekten sizin evinize misafir gelmiş gibi hissediyorum. O kadar samimi, ekip de öyle. O kadar sıcaksınız Canımsınız. Ki tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok samimi. Teşekkür ederiz. Hiç çekinmeden çok rahat sanki kendi evimizde yapıyor gibi hissediyorum. Hani Allah razı bazen olsun. İnsan hani bilmediği tabii ilk ki, defa gittiği ki, ortamda böyle hani şey olabiliyor. Ama şu an çok rahatım. Ben de sizin yollardan geçtim. Ben de programlara çıktım. Bildiğim ben de için işte konuk çok... oldum, misafir oldum ama dediği gibi hiçbir zaman hani böyle şey olmadım, panik olmadım ya da bir köşeye çekilmedim ama tabii o da atmosfer çok önemli dediği şimdi gibi. Şimdi şöyle karşınızdaki insana da bağlı. Tabii. Şimdi sizlerden böyle hani pozitif alınca, pozitif edektik ben de burada çok rahat hissediyorum kendimi. Kesinlikle. Yani o sizlerden kaynaklanıyor. Doğru. Aslında sen pozitif yaklaşıyorsun ama o seninle de alakalı bir durum. Bazıları da almayacağım ne yapacağım? Benim bazen böyle çenem düşüyor, bazen çok fazla da konuşabiliyorum samimiyeti gördüğüm zaman. Biz severiz konuşmayı. Ekran zaten susmayı sevmez. Ekranda anlatacaksın, çizeceksin, yaşayacaksın aslında. Ben şu an mesela yemek yaparken ekrandaki siz kıymetli hanımefendileri, beyefendileri de gözümün önünde sanki karşımdaymışsınız gibi ele alıp o şekilde yansıtıyorum. Hani ben burada yapıyorum, konuğumla ilgileniyorum ama sizi de bırakmıyorum çünkü evet. siz de bu olayın içinde dahil olacaksınız ki güzel, keyifli olsun. Evet, şimdi güzelce salçalarımızı biraz biber, biraz domates şu salçası ekledik. Şöyle İnanılmaz güzel gözüküyor mi? Değil mi? Biberi, soğanı ve salçasıyla özleşmiş muhteşem bir görsel. Evet. Gerçekten bak. Şimdi özellikle de renkli olsun, güzel şık dursun diye biberi yaptım. Benim annemin en çok sevdiği pilavlardan. Tamam da şöyle ekliyorum. Benim annem sade bulgur pilavını sevmez. Soğanı bol doğrayacak, biberi bol koyacak, domatesi bol koyacak. Ah anacığım bak tam senin ağzına layık. Selam olsun, ellerinden öpüyoruz anneciğini. Evet, ellerinden öpüyorum kuzum benim. Annem böyle pilavları çok sever, hep böyle yapar bulgur pilavını. Evet. İçi sebzeli. Ama çok güzel, vitaminli de, sağlıklı da. Yani evet. bence yani evinizde et suyu, kemik suyu, tavuk suyu ben bazen böyle buzluklara buz su, kabına koyup evet. buzluklara atıyorum. Böyle lazım oldum çıkarıp bir iki tane atıyorum. Varsa onu da ekleyebilirler. Daha da lezzet katmış olurlar. Oh, mis.
Evet. Domates şimdi, hangi aşamada girecek? Domates de şimdi birazdan atacağım. Çok ölmesin zaten pişecek içinde de. Tamam tatlım. Ben bu arada senin malzemelerini vereyim. Onu da tamam. Şimdi ne ekleyelim. Şey yapacağız. Berdağı. Şöyle tuzunu da ekleyelim. Bit paçası. Tamam, berdağı bit paçamızı yapalım. Buna şimdi birazcık Serpil Hanımcığım sıcak su isteyeceğim sizden. Hazır tatlım, hemen veririm sana. Tamam, azıcık daha kavurduktan sonra demlemeye bırakacağız, altını kısacağız. Vereyim suyunu. Olur, şimdi kaynadı. Az bir şey daha domates, çok az bir şey kavuracağız sonra. Kaynatma konusu sıcak, dikkat et. Tamam. Evet. Bu değil mi Serpil bizimki de? Dur, geliyorum canım, evet. Ay sıcakmış kolbu. Getir. Ben şimdi şunları sana küçük doğrayayım da hemen pideleri. Aynen. Hemen onu tavada çeviriveririz. Ay yalnız. Kuru fasulyeleri önden haşladın. Tabii. Buraya sıcak su vereceğiz. Ya evet, kabukları şey oldu biraz. Galiba kalitesiyle alakalı. Evet aynen. Kuru fasulye çok önemli. Ben sana salata gibi sosu yaparsın. Aynen. Ben de pideleri şey yapayım, hemen bir çeviri verelim tavada. Sosunu yapalım. Maydanozu üzerine. Bizim sana ana yemeklerin yanında şey, şeyimiz gibi. Salata gibi. Tabii. Çok güzel. Bir tek sosu var. Hemen malzemesini sayayım efendim. Varda bit paçası için gerekli olan malzemeler. 2 su bardağı kuru fasulye, 1 adet küçük tırnak pide, 2 su bardağı tahin, 3 su bardağı sarımsak, 1 adet limon suyu, yarım demet maydanoz, kimyon ve tuz. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ pul biber. Gel de rejim yap. Ya abi, yemek programı yapan bir kadın, yemek yapan bir kadın nasıl rejim yapabilir ya? Sayarken bile yani dedim canım ki. Canım çekti değil mi? Ya canım çekti. Ne yapayım, tereyağını alayım şimdi ben. Şimdi diyetten bahsediyorlar. Ben de aslında yapmak istiyorum. Benim de çok fazla kilom var normale göre. Yo, ama şimdi yaptığımız siparişleri mutlaka tatmamız lazım ki tuzunu tadını bilelim değil mi? Diyette de bazen katı diyetlerde hiç ağzınıza almamanız lazım. Olmuyor. Kısacağız ya da ekmeği keseceğiz şekeri. Olmuyor. Öbür türlü diyet bende sıkı olmuyor yani. Hı-hı. Ne yapayım ben? Ben senin şeyini vereyim. Dur, limonu sıkayım. Bunlar senin Jenica. Bunlar üzerine kullanacağız en son. Bu sosun. Sosu o zaman bir an önce şöyle yapayım. Şöyle şunlar da sosuna, bu üstüne. Onları yağda birazcık cızbız edeceğiz. Ay şu benim, özür dilerim, karıştırdım. Üzeri için. Limonu da sana vereceğim. Sana azıcık da bir sıcak su getireceğim. Burada sıcak suyumuz var, isterseniz verebilirim. Şurada evet, tahini alıyoruz bakın efendim. Bakın size ödünç veriyorum benim suyu da. Şöyle. Şimdi yoğunlaşacak. Nermin sıcak suyla şey yapsın. Buzadan koyuca bir... Lazım olabilir belki daha sonra. Şöyle alalım. Tahini aldık. Güzelce açtık. İçerisine kimyon ilavesi yapıyorum. Şöyle yaparken birazcık su koyalım ki tahin biliyorsunuz hemen koyulaşıyor içine bir şey dahil olduğunda. Bir de rende isteyeceğim. Hemen veriyorum. Şöyle bak. Boza kıvamlı böyle akıcı. Böyle şunu da sana vereyim. Limonumuzu da alalım ekşi ekşi. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yoğunlaştı hemen. Biraz daha su ilavesi evet, yapıyoruz. Tahinle limon çok yakışıyor. Evet, ekşi ekşi. Çok yakışıyor gerçekten. Tatlılarda da çok güzel evet oluyor. Ne istedin benden? Ben de. İçine sarımsağımı rendeleyeyim. Şöyle çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada böyle tuzumu bir miktar atıyorum. Çok tuzlu olmasın. Geçen ne yapmıştık? Tuzluydu bayağı. Perihan'cığım ödüm koptu. Neden canım? Kebabı yakıyoruz sandım. Ha, kızarmış mı? Yok daha. Panik ben. Serpil panik. Vallahi ne yapayım yani. Dur seni üstüne istersen ben devam edeyim. Ben de iyi, ben kokmayayım. Hadi kokmayayım. Sarımsak. Neyse, püf noktasını öğrettik. Bıçağı tutuyoruz böyle. Evet. Ama ne yapayım, kokarsa koksun ay. Yemek. Sarımsak ben bir de severim. Sen yani benim süzüp süzüp sen durayım. Bir maşallah bugün gözüme bir hoş hoş gözüktün. Böyle küçük gözüktüm ben. Evet. Yaş ilerledikçe. Bir de sen böyle hep iki dirhem bir çekirdek evet, durumundaydın. Abiye giyiyordun falan ya. Hı-hı. Bugün böyle seni spor gördüm falan, çok şükür. Ben de beğendim bugün kendimi. Maşallah sana valla. Evet, yakışmış gerçekten. Canımsız. Ben sporu çok severim. Genelde hep spor kullanırım. Ay bir de. Çok yakışmış gerçekten maşallah. Abiye giymek de yakışıyor. Ay söyleme sayıp dursun, ucum güzel tatlım. Ay tabii, sen de öylesin şekerim. Ay işte kadın güzel. Estağfurullah, her kadın güzeldir. Kendisine bakmasını bilecek kadın. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 3 tane çocuk doğurdum üst üste. Maşallah. Ondan vallahi sonra 25 yaşında 3. oldu mu? Kendimi bir sanmışım. Cipsler, tostlar, kolalar dedim. Sen ne oluyor Nermin dedim.
sen ne oluyor dedim. Bir onu ben diyemedim be. Bir kalk dedim. Allah, aynaya bakıp kendime o kadar kötü şeyler söyledim ki, bak böyle motive olacaksınız. Sen böyle değildin, sen şişko değildin, bu haline kalk, yürüyüş yap, spor yap, diyet yap. Mermi. Ve sonrasında inanın inceldim. Kendi kendimle savaşın. Bir doğru. insanı kendi kendiyle savaşı olacak. Beyinde bitireceksin, gerçekten öyle, uygulayacaksın. Beyinde. Var ya, evlendiğim kiloya dönmesem de en azından daha genç gözüktüm o 25 yaşımdan. Yok, böyle kalmalısın. Şimdi sizden motive olup ben de diyete başlıyorum. Bak, hadi bir daha geldiğinde beni zayıf görebilirsiniz. Bak nasıl hadi. Motive ederim. Şu an çok motive oldum. İtinayla motive edilir. Bak, aynaya geçip kendinize güzel sözler söyleyeceksin. Bu ne ya diyeceksin, sen bu musun diyeceksin. Değil. Buradan yağ çıkmış, buradan bu çıkmış. Çok kızardım. Oturduğunca buradan yağ çıkıyor ya. Nasıl kızardım? O yağ değil, gene katlar. Aa, bu kat. Apartman katları. Kaç kat? 3 kat, 5 kat. 2. Nasıl kere kaç ya? Kaç kat? 2. Neden zayıflayamıyorsun Serpil? Ama ben yemeği seviyorum. Ya ben yemeği... Tamam, ben de seviyorum. Kurban olayım. Bana yemeği seviyorum değil mi? Farklı seviyor, bir şey evet. söyle. Bak, o da seviyor. Şimdi bak, sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Elini sen böyle bu kadarcık yiyorsun. Ben onu bir tek daha, bir tek abartıyorum ne onu. Ne güzel diyet yapıyordu, incecik kalmıştı. İlk bölümlere bir gidin bakın YouTube'dan. Ya. Kanal 7 YouTube Nermin Nefes Mutfağı sayfasında. İncecikti. Sen sonra aldın. Yok, şu anda da çok aşırı kilonuz yok. Gayet canım iyisiniz. Benim. Ama birazcık ya. Yapabiliriz bu beraber. Ekmek beraber. Gibi ya. Beraber biraz yapabiliriz, çok az. Azıcık yapın. Şimdi ne yapıyoruz şimdi? Tavamızın içerisine yağımızı alıyoruz. Ha, ekmeği de kızartıyoruz. Bak şimdi olacak, salatayı izle. Ya evet, işte diyet günü böyle salata. Ya Serpil, sen niye diyet listesi hazırlamıyorsun bana? Bu da diyet yemekleri yapalım. Herkes evet. yaz ya, geldi. Olsun. Dün de unsuz ekmek yediler. Yeter, diyet işte. Her gün olmaz. Her gün olur mu ayol? Unsuz ekmeğin yanında sen neler yedin dün acaba? Bunları kesin kulağına senin Yüksel Bey söylüyor yukarıdan değil mi? Yok valla. Doğru söyle. Bu sefer kendim ürettim. Aşk olsun. Evet, tavamızı ısıttık. Çok güzel bir sos yaptık. Bakın, bu kadar sıcak suyla birlikte boza kıvamına sosumu getirdim. Şöyle bir sosum var. Bunu en son tavamızın üzerine alacağız. Ay, çok güzel kokuyor. Üzerine tereyağı yakacağız. Pul biberle birlikte maydanozla taşlandıracağız. Pidelerimizi bir kızartacağız. Kuru fasulyemizi önden haşladık. Biraz herhalde cinsinden çok kabuklanmış ama... Onu şimdi istersen buluştur Nermin tabanına tamam. ya. Yok, yayma, özür dilerim, yalan söyleyeyim. Yok, onu ekmek tabanda de. Kullanacağız. Hı. Ama buluşturmayı yapabiliriz ama burada dönmez. Bir büyük, en başta keşke büyük kase vereydim. Sana iki iş çıktı aşkım. Bazen bana da kal geliyor tatlım. Olsun. Atayım ben bunları buraya kızartsınlar. Bulaşık makinesi var Allah'tan. Şöyle aldık. Evet, ekmeklerimizi de kızartıyoruz. Yağımızın içerisine aldık. Bu kadar ekmeğimiz yeter mi? Daha doğramaya devam edeyim mi? Yok yok, yeterli. Ha? Şeyde tabanımızda ekmek. Şey kalmasın. Hı? Az kalmasın diye. Yok yok, iyi. Tamam, sen iyi diyorsun. Gayet okay. iyi, uğraşma. Burada fasulyemiz var. Hazırlamış olduğumuz bu boza kıvamlı tahinli sosu şöyle alıyorum. Of, bak işte. Genel. Sarımsaklı bir de. Yeme değil mi yani, nasıl yeme? Bugün benle diyete başlayan bütün hanımlar diyeti şu an itibariyle bozacak. Ben de bozacağım gibi gözüküyor. Direniyorum. Ama çok yoruldum. Dün gittim pilatese. Çok bak yürüdünüz. Yayın bitti. Vallahi bak. Bir saat pilatese evet. yaptım. Bir de gittim bir saat orada 11 bin adım yürüdüm. Nasılım biliyor musun, eve geldim? Gördüm. Pert. Maşallah. Sonra elim da yayına geldiniz. Vallahi maşallah. Şimdi bak, o kadar yürüyüş yapıp da niye diyeti bozayım? Günah ya. Bugün gene yürüyeceğim. Allah'ım olmayanlara da versin şu Ay. Güzelliğe bir bak. Ya bak, hakikaten Rabbimin verdiği nimetlere hamdolsun, şükürler olsun. Yeter ki üretmesini bilelim. O kadar çok böyle geniş yemek yelpazemiz var. Bakıyor musun tatlım? Hani diyoruz ya, bugün ne yapacağız? Demek. Aslında bugün ne yapacağız? Az daha yükseltebiliriz. Neden yani, kızartma suyunu saldı ya? Hangisini yapsam yani? O kadar çok çeşit var. Sadece birazcık araştırıp dokunmak gerekiyor. Yoksa çok çeşit var. Evet. Bir bazen tıkanıyoruz ya bugün ne yapacağız diye. Aslında hiç tıkanmaya gerek yok. Tereyağımı yakmak için bir sos tavası. Sen de kalıyor musun böyle bugün ne yapacağım ben, diye bazen? Yani onu hiç yaşamıyorum. Şöyle, ben mesela evde hiçbir şey yok. Mutfakta, dolapta bakıyorum. Olmayan şeylerle bir şeyleri karıştırıp yapmayı çok severim. Hani değişik bir şeyler üretip çıkarmayı çok severim. Ay, çok affedersiniz. Yani o yüzden sorun değil.
mutlaka bir şeyler çıkartırım yani. Değil mi? Yani... bir çeşitten 2-3 çeşit çıkarabilirim yani. Mesela bir gün şey yapın, haftada dolapta kalan malzemeleri çöpe atmamak için, ziyan olmaması için bir havuç kalmıştır, bir patlıcanımız, bir kabağımız vardır. Onları alın böyle türlü gibi yapın. Biber varsa biberler çabuk yumuşamaya dönüyor. Alın domatesle öyle bir kavurun, sarımsağı rendeleyin mis gibi. Hani bu dolaptaki ziyanlığımızı da engeller. Çünkü ister istemez dolaptakiler belli bir süre kaldıktan sonra çöpe gidiyor. Tabii mesela bayat ekmeğimiz kaldı. Onları güzel dilimleyip dediğiniz gibi domates mi kaldı, sarımsak? Evet. Onları hafif bir sos yapıp üstüne sürüp fırın atın. Çıtır çıtır mis, çok çıtır güzel. Çıtır ekmekler, soslu ekmekler tabii, yapmış oluyoruz. Yani o yüzden israfa hayır. Birazcık itinalı davranalım. İnanın şu an mutfağımızda o kadar çok lezzet var ki hamdolsun yapıyoruz, yapabiliyoruz, yedirebiliyoruz. Ama olmayanları da düşünmek lazım. Çok az. Hiçbir şey ziyan etmeyelim. Ben hiçbir zaman üzülmem yapılana ama yenmediğinde, çöpe ziyan gittiğinde olunca, beni çok gerçekten güzel. Üzer. Gerçekten öyle. Emeğin kar. Ben dün mesela ne dedim? Masayı koyduk, bitirdik falan ne dedim? Bak dedim hiçbir şey kalmadı vallahi, masada dedim. Nasıl mutlu oldum? Evet. Hiçbir şey kalmadı dünkü yaptıklarımızdan. Bir sürü de hamur işimiz vardı. Konuğumuz da beğendi. Gelenler de yedi. Artarsa da şey diyor zaten. Perihan Allah aşkına giderken paket yapalım götürsene. Öyle diyoruz, aynen öyle. Paket yapıyoruz zaten giderken. Zaten ekip falan da var ya, kalmaz yani, yenilir. Sizin ya, siz yaptığınız yemek yenilmez mi? Allah razı olsun. Yaptığınız yemekleri biliyoruz, harikalar yani. Hepimizinki öyle gerçekten. Çok güzel. Emek verince. Şöyle bakın, güzelce pidelerimizi bir çıtırdattık. Şöyle. Yağda çok da güzel oldu. Ben böyle çıtır şeyleri de severim, biliyor kokusu musun? Kokusu bile şu an burnumda geliyor. Cips gibi. Şöyle. Burada güzelce. Burada da bir sos hazırlıyoruz. Hem tereyağı koyduk hem de zeytinyağı koyduk. Üzerine en son aşamada bir miktar pul biber koyacağım. Şurada maydanozlarımı da bir minik minik kıyayım. Şöyle. En yeşilinden. Bu şeylerimiz, kebaplarımız. Tamam, ona bakayım. Bir baksana canım sen. Bence oldu bunlar. Şöyle oldu mu diyorsun? Oldu bence. Oh, nasıl kokuyor biliyor musunuz? Harika. Gerçekten. Şunu birazcık Mustafa daha kısma gibi şansımız var mı? Kısayım yani, mı? Tamamen böyle biraz demlensin. Çünkü şu an çam çok harlı gibi geldi. Tamamen kısarsan. Onu kapadım, şuraya alacağım. Küçücük. O ekmekleri de kapatalım artık. Oldu. Kok yakmayalım. Tamam, ben onu hatta alayım buradan. Maydanozlarımızı da şöyle en son aşamada üzerine kullanacağım. Işte böyle, minik minik. Şu an kahvelikte. Tamam, süper. Demlene demlene. Evet Serpil'im, onu buraya bu taraftan versene tatlım. Şöyle. Evet. Bir kısmını üstüne mi koysak acaba? Bence birazcık bırak, ben de onu düşündüm. Şöyle birazcık. İyi midir? Evet, bir biraz tık daha koyabilirsin zemine. Tamam. Evet. Evet, şöyle bakın. Güzelce açtık zeminde ekmekleri. Ve hazırlamış olduğumuz aslında bir nevi piyaza da andırıyor. Evet. Çok da lezzetli bir sos yaptık. Tahinli, limonlu, sarımsaklı. Kırmızı şöyle onun üzerine haşlamış olduğumuz kuru fasulyeleri ilave edip harmanladık. Şimdi de ekmeklerimizin üzerine bu harika enfes sosu koyduk. Tamam. Açmak için ne yaptık? Sıcak su kullandık. Sıcak su burada önemliydi ki tahin çok çabuk koyulaşıyor çünkü. Şöyle. Koyu bozu kıvamında yaptık. Bunu koyduktan sonra efendim şuradan bir miktar daha şöyle. Özellikle kenar kısımlarına şöyle kızartmış olduğum ekmeklerden koyuyorum. Hiç sıcak mıcak dinlemiyor aynı ben. Öyle ya, de var. Tabii, çünkü tabii. Gerçekten yani belli zaten yani. Tabii. Alışıyoruz herhalde. Tavanın içine elimizi daldırıyoruz. Vallahi ben. Fırının içine elimizi sokuyoruz. Hele bir şey olduysa panikle ben o sıcak tepsiyi de tutuyorum. Ne gerek varsa canımdan öte hiçbir şey değil ama. Evet, yağımız burada. Kokurdamaya başladığı anda bu pul biberimi de içerisine koyuyorum. Şöyle serpildim birazcık tavanın içinde. Ama o sıcakta şöyle dikkat bak bununla yapabilirsin. Dur hemen geldim. Şöyle. Dikkat edin, biraz pul biberi yakıyorum. Burada pul biberden önce şöyle maydanozumu koyuyorum. Pul biberi ortaya koyuyoruz. Evet, pul biberi ortaya şekilli bir şekilde dökeceğim. İyi mi hanım, daha yakmayayım bunu değil mi? İyi. Evet, alayım onu da. Sıcak böyle alalım. Evet, son tarifimiz var, ona geçeceğiz. Şimdi Perihan'cığım ben senin... Soğan salatamız var, bir de şeyimiz var. Hangisini evet, isterseniz bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız efendim? Seviyoruz ya, görseli güzel olan, lezzetli güzel olan her şeyi seviyoruz. Bugün yine efsane bir
gerçekten salata tarzında harika bir yardımcı yan yemek hazırladık vallahi. Bak muhteşem görünüyor. Şöyle ekmeklerin üzerinden de gezdiriyorum. Pul biberlerim kalmış. Onları da şöyle gezdiriyoruz şöyle. Harika. Elinize sağlık. Afiyet bal olsun. Şöyle koyayım. Evet efendim. Vardabit paçası. Değil mi? Aynen. Vardabit paçasını hazırladık. Gayet güzel oldu ekmeklerle yani. Evet bu diyet oldu. Ben bundan yiyebilirim Serpil. İşte biraz diyet tahini bol olsa da. Ha, bu diyet oldu ya. Bugün bunu yerim. Bunu da kızartalım mı tatlı? Tabii olur olur. Şunu bir kurulayım ben. Bu da diyet ekmeği zaten. Kedi gibi kenardan. Tabii. Diyet yiyince tatsız tuzsuz mu yiyeceğiz? Birazcık lezzetli olacak. Yani. Bak 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 oradan kesin Yüksel Bey söylüyor ha. Bol tereyağlı tabii. Diyor. Tabii bayağı bir diyet. Kadın hepsini yemeyecek gayol. İki kaşık yiyecek oradan. Ben buna bayıldım. Kim ne derse desin diyet olarak yeter yiyebilirsiniz. Yeter mi Nico? Yeter, yeterli sadece. Doğru söylüyor Serpil. Onu güzelce kızdıracağız. Hemen altını açtım. Nasıl olsa spor yapıyorum. Güzel beslenmem gerekiyor. Şerbeti hemen atacağız. Çıkaracağız. Bir iki dakika sonra. Evet. Tamam. Şimdi efendim. Sumaklı soğan salatası. Bol ekşili. Ben onu yapayım. Sen bunu kızartırsın. Bak bu da diyet. Bu da diyet Serpil. Bak benim evet, şansıma. Evet bu diyet gerçekten. Hep diyet yani. Ne kadar güzel bak. Sumaklı. Mis. Tahtayla az önceki bıçağı isteyeceğim ben. Az malzeme, öz malzeme. Kebabın şıkır yanında. Bir... Allah pına... İyi ki geldin Peri. Aynen. Vallahi canım. Nasıl keyif aldım biliyor davet musun? Etmişsiniz. Nasıl keyif aldım ben anlatamam. De, çok huzurlu, böyle sakin, faydalı bir program oldu. Sumaklı soğan salatası için efendim 3 adet kırmızı soğan, 1 yemek kaşığı sumak, yarım demet maydanoz, yarım limon, zeytinyağı, tuz. Evet. Şimdi kesme bundan böyle ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle sizleri de konunun içine daha çok dahil edebilmek adına bizim sosyal medya sayfamız Nermin Nefes Mutfağı arada alt tireler var. Sakın unutmayın. Burada yayın öncesi bir görsel paylaşacağım. Kimin ne derdi varsa, kimin ne kavga ettiyse ya da bize öneride bulunmak istediğiniz tarifler varsa böyle 10-15 tane yorumların içerisinden seçip okumak isteyeceğim. Burada paylaşmak isteyeceğim sizlerle. Böyle bir iletişim olsun istedim. Tabii bence çok güzel olur. Değil mi? Sosyal medya ayağını şey yapalım, sokalım istedim içerisine. Tatlı için süper kızartma yağımız iyice kızarması evet. Gerekiyor. Yani böyle farklı şeyler de yapacağız programın içerisine. Canlı canlı dahil edeceğiz. Sizler orada izlerken burada isminiz geçtiğinde eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Bir fayda da sağlamış olursak sıkıntılara, dertlere, tasalara ne mutlu bize. Böyle bir şeyler düşünüyoruz. Bence süper olur, güzel olur yani. Üretiyoruz yani. Her gün daha iyi nasıl olabiliriz'in derdine düştük biraz. Biliyorsun durmak yok. Hep üreteceğiz, zaten hep öğreneceğiz. Zaten programımız çok güzel, çok da güzel izleniyor bence. Onu canım da eklerseniz gerçekten o da çok güzel olacağından eminim. Canımsın, Allah razı olsun. Sizden de cümlemizden inşallah. Şimdi bu sumak salatasının özelliği bol sumaklı olması mı? Sumaklı olması mı? Evet, yani soğanı özellikle sumak ve maydanozu koymamızın sebebi hani biraz daha soğanın böyle o kokusunu bastırmak, acı tadını bastırmak. Özellikle de maydanoz ve sumak çok yakışıyor. Evet. O yüzden ben bol kullanıyorum sumağı ve maydanozu. Tamam. Kebabın yanında da, şuralarını kullanmayacağım. Evet. Kebabın yanında da özellikle mutlaka olmazsa olmazı bu Adana'da. Piyazlık şekilde ince ince evet, soğanlarımızı evet. Doğruyoruz. Ne kadar ince olursa zaten o kadar, güzel, olur. Güzel oluyor. Ben soğanı böyle çok dişe gelenini sevmiyorum. Hani bu İncecik olacak evet sevmiyorum. Evet. Biraz ince olunca hatta geçen lahmacun söylemiştik söylemesi ayıptır efendim. Oturduk masayı yiyoruz çocuklar orada işte... Dedim ki bu ne ya dedim soğanları dedim koca koca koymuşlar dedim. Elma dilimi. Ha, elma dilimi gibi. Bir de aa. Yani aldığımız yerde böyle hani güzel bir yer hiç yakışmadı dedim. Yani bak bu ufacık bir şey benim orada gözümü yordu ve orada tadıma gitmedi. Baştan savmuşlar onu. Sıkılmış. Evet. Ha, şef sıkılmış aynen öyle. Baştan savmuşlar onu. İri kıymış ya Serpil gibi yarısını ağzına gönderecekti havucun ya da. Gönderememiş adam. İri iri kıyacaktı. Bunları halledeceğim ben kullanacağım yine. Şekilde. Benim artık aslında bir tırtıklı bıçağım var. Elim oraya alışkın. Değil çok mi? O büyük, tırtıklı bıçak. Acayip güzel kesiyor. O bir de küçük bir bıçaktı. Versene Serpil bütün az önce bir tane küçük tırtıklı bıçak evet. Görmüştüm. Tatlım yok yok Allah'ımıza bir tamam benim bıçağım. Ben mutlak da böyle birkaç tane var.
İnanılmaz ya, şöyle acayip güzel kesiyor. Evet. Ama bunlar tahtayı da şey yapıyor. Ziyan ediyor, bazen yemeklerin içine bu tahtayı karıştırıyor. O acayip. Derece yıpratıyor. Ama bakın çok güzel, acayip güzel kesiyor tırtıklı olduğu için. Ben çok tahtaya bastırmıyorum. Tahta ziyan evet. olmasın. Hayır olsun şöyle. Ne yapalım, biz de yaşlanıyoruz. Tahta senden da yaşlanacak yani. Ama hiçbir şey baki değil bak efendim. Bak şimdi bak ne kadar güzel incecik kesiyor, görüyor musun? Bak. Yani tırtıklı olunca. Hanımlar alıştığını ister elinin altında. Tabii ki doğal olarak. Keşke baştan söyleseydiniz, hiç hemen verirdik. Şöyle. Buz gibi olmuş vallahi biraz şerbetimiz. Son. Şöyle şey yapalım. 6 dakikaymış, hemen tatlıyı kızartalım. Hemen onu kızartalım. Ben bunu zaten... atıyorum. Kızdıysa atabiliriz. Bak, tamam. Attım, tamam. Salata kasesi versene Serpil'cim. Onu daha doğramıyorum. Tamam. Ben tamam. maydanozları doğrarken siz harmanlama yapın isterseniz. Aman gene nazlan. Bunu da şey, şuna çıkaralım olur mu? Tabii olur. Sunum. Ona çıkaralım. Olur. Hatta isterseniz ben şey de yapabiliriz. Şimdi. Hani Adana kebabını nasıl sunacağız, nasıl isterseniz. Sunumu size bırakıyorum. Tamam. Şimdi Nermin halletti. Tamam tatlım sana. Sen burada bu da oldu büyük ihtimalle. Bir alt üst edeyim ben bunu. Aynen. Sen burada şöyle. Sunaklı. O istersen birazcık soğanımızı, limonumuzu. Tamam, ben hemen olacağım. Maydanozumuzu şöyle, doğrayacağım. Şöyle pilavımız gerçekten. Yanınıza şöyle. Geliyorum. Çok sıcak. Oh, kebap geldim, gelmekteyim. Olmuş. Şöyle. Lezzetinden çatlamış kebabımız. Düşmesin şu şeyi. Lezzetinden bırakayım. Çatlamış yani. Şimdi. Hadi çabuk çabuk çabuk, güzel güzel güzel. Harika bir sunum önerisi kafamda canlandı şimdi. Aa, süper olacak. Hemen. Siz bu da mı lazım oraya? Evet evet, şöyle çok öldürmeyeceğiz zaten onun özelliği. Öldürmeyeyim hani mi? Soğanı çok fazla öldürmeyeceğiz. Tamam. Maydanozu da öldürmeyeyim çok. Ay, evet evet. Klima var ya. Onsuz yapamıyoruz. Öbür türlü de ateşi dağıtıyor. Evet, sumağımızı şöyle. Aldı. Soğanını, tuzumuzu aldı. Şöyle alacağım. Evet. Maydanozla güzelce şöyle. Bir harmanlıyoruz. Ben de sizden pilavım. Bana birazcık yağ, birazcık limon. Yanındaki her şey şuradan. Elime, neyse bir şey olur mu? Aynen, elimden aynen. Hiçbir şey olmaz. Elinle sık tatlı. Ha, tamam. Şöyle çekirdekleri kaçmasın içine. Çok hafif. Evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Of, acayip güzel oldu. Hadi bakalım şimdi bir sunum yapacağız. Salatamız bu kadar. Son 6 dakika kalınca böyle heyecanlı oluyor. Yok, bitti her çünkü şeyimiz, tamamdır. Çünkü mutluluk masaya yansıyor. Öldürmememiz lazım çok fazla. Bu şekilde tamamdır. Hı hı. Şu ellerimi bir çalkalayayım. Ha, onun kenarlarını Perihan'cığım peçeteyle alalım. Tamam. Heh, hemen ben de şu tatlıları şuna alalım. Pilav efsane gözüküyor. Serpil, senden bir şey rica edeceğim. Etme bir şey. Şunu alsın. Aa dur geldim. Salatayı mı buraya alalım tek dediniz? Tek başına ne? Becerdim. Heh, herhalde. Alacağız? Tamam oldu oldu yaptım vallahi. Ona tatlı alacağım sonra. Vereyim. Tutabilir misin? Tutarım. Sana zahmet. At şöyle bakın sen. Kek kalıbının içerisine aldım. Şöyle bir bastırıyorum. Ama çok güzel olmuş. Kokusu mokusu mis. Afiyet şifa olsun. Efsane bir pilav. Tam annemin damağına. Kurban olayım sana da yapayım anam. Annem teyzemin ellerini öpüyoruz vallahi. Vallahi. Mis. Candır benim annem ya. Bu aa. Kadar mütevazi, mülayim, kimsenin öyle etine sütüne şey karışmayan. Niye biliyor musun? Ateşi klima bu tarafa attı. Onun için böyle kaydırıyor. Ha, ne biliyorsunuz. Şimdi kapatalım mı? Şöyle bastırdık. Güzelce. Biraz becerdin mi? Oluyor evet, mu? Evet. Oldu mu? Kızarıyor nar mu? Gibi kızaracak. Aha. Şimdi yağ biraz daha kızdı ya, bir ikinci parti daha güzel kızaracak. Allah'ım, Allah'ım şuna bak. Bak şöyle kabaracak o. Bakayım. Pofidik olmuyor mu? Pofidik pofidik olacak. Ne onu güzel. Şimdi buz gibi şerbeti atacağız. Görebiliyor muyuz yakından? Şöyle bak. Emrah gel gel. Çok efsane güzel gözüküyor şu bakalım. An. Şöyle pofidik pofidik. Baya böyle kızartma hamuru gibi kabardı. Efsane. Hadi Allah'ım inşallah şöyle misler gibi. Salata da salata oldu işte bu benim. Ha, lavaş da vereceğim sana Nermin. Çekip çekip yiyeceğiz. Lavaş yemeyeceğim. Girme kanıma. Şimdi efendim böyle kek kalıbının içerisinde güzelce bir düzleme yaptık. Aslında tam demlenmedi. Demlenseydi evet, daha da güzel olacaktı. Evet. Ama inşallah dağılmayacak. Şöyle hemen çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Pilato sıra vitamin bin hayır tamam, dedim. Ben kevgir bulayım. Ters çevirdim. Oh maşallah. Ve çıkardım. Elinize sağlık. Vallahi afiyet süper. Bal olsun. Üstüne mi koyacaksın? Buyurun efendim. Aa, kebap var yerseniz. Bir çevirsen onu. Evet parlak gözüksün. Ben var severseniz. Evet, bir çevir.
Yıkılıyordu. Pilav böyle kenardan çıtlayacak, ağır geldi ama olsun. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tamamdır. Mis. Hadi bize afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Deneyeceklere de afiyet olsun efendim. Çok güzel. Adana kebabı yaptık. Bulgur pilavıyla sunduk. Burada efendim sumaklı muhteşem bir soğan salatası hazırladık. Serpil'cim masaya götürelim. Şimdi ben tatlımın başına gidiyorum. Yok böyle bir güzellik. Tatlının kabarmasına hayran kaldım. Şu an çıtır evet çıtır. Evet efendim. O kadar gevrek ki şu an çıtır çıtır. İnanın. Nermin'in enfes mutfağında. Şöyle. Enfes lezzetler. Aman aman, hamur kızartması bu kadar güzel kokabilirdi. Aman yarabbim. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Şükürler olsun verdiğin lezzetlere. Bazen ben kendimi kaptırıyorum efendim. Böyle yemeğin o büyülü atmosferine of of çekebiliyorum. Aman Allah'ım diyebiliyorum. Bu tamamen yemeğin o güzelliğinden biraz kulak tırmalıyor olabilir. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Olabiliyor. Biz kusurumuzu da biliriz. Hatamızı da biliriz. Ama dediğim gibi bu atmosfer çok güzel. Tabii, güzel gerçekten. Mutluluk. Ya doğaçlama yani, içten geldiğiniz gibi yapmacık olmak hiç güzel bir şey değil. Olamadım. Doğal, doğal gerçekten en güzel şey doğal olmak bence. 37 senelik yaşamımda hiçbir zaman yapmacık olamadım efendim. En güzeli yani. Çok az bir şey daha kızartın, hemen atacağım. Çünkü hani dediğimiz gibi görüntüsü de güzel olması çok lazım. Çok güzel oldu ama çok. Bir de yağda kızaran tatlıların şeyini de çok severim ben. Bu çıtırtısını da çok severim, çıtır çıtır. Şerbeti de güzelce soğuttuk. Evet, soğuk özellikle şerbetle. Soğuk şerbet olması lazım ki hani tatlımızı yumuşatmasın. Üzerine böyle bir toz fıstık da gider evet, bunun böyle yeşilim güzel olur. Yeşilim. Var mı böyle azıcık azinenden getiriversen bize? Şunu hemen çıkaracağım görüntü evet, olsun diye. Görüntü şey, olsun diye şey yapalım, birkaç tane gösterelim ekran başındaki kıymetli evet, izleyicilerimize. Artık mutlu sona geliyoruz. Masamızda bütün lezzetler yerini aldığına göre tatlımızın bir tanesini şerbete batırıp evet, masada buluşma anına geçeceğiz. Şöyle bir kaşık heh, alacağız. Yakın göstersene evet, şöyle, atmadan. Dur. Heh. Şöyle. Emrah'cığım bakar mısın? Şimdi içine atınca cız etmesi lazım normalde. Heh. Bakın şöyle. Şöyle biraz cız etmesi tabii, lazımmış sıcak tabii, olsun. Bakın. Attık. Sesi duymadınız ama sesi gerçekten duymadınız, şey. Bak rengin güzelliği. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bir, iki, bir dakika kızarırsın, içinde durup hemen sunum kabına alabiliriz. Evet efendim, bir dakika kadar şerbette bekletiyoruz, sonra sunum kabına çekeceğiz. Şimdi çok kısa bir reklam arası, akabinde muhteşem bir masayla, sofrayla karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Size sağlık Perihan Hanım. Harika bir görsel şov yine ekranlarda. Gerçekten günün en keyifli, en mutlu olduğum anı. Sizin de ellerinize sağlık. Muhteşem ekmekler. Rica ederim. Yine mezeniz, salatanız diyeyim. Çok muhteşem güzel oldu. Görünüyor. Gerçekten öyle. Sizin de geceden hazırlamış olduğunuz acı biberler, sarmalar. Aman yarabbim, daha ne olsun efendim. Hemen konuğuma ikram edeceğim. Şöyle. Şöyle Nermin'in enfes mutfağı tabaklarıyla. Şöyle koyuyorum. Ah ben... Nasıl zayıflayacağım burada? Şöyle bu, alıyorum. Bu kadar güzel yemekler yapıyorsunuz. Biraz zor. Vallahi zor. Şuradan böyle salatadan koyacağım. Mis mis. Efendim oradan da bir ekmek hemen vereyim size. Ay ekmekler zaten var ya, bittik yani gerçekten. Alın oradan şu ekmeğinizi. Anda kokusu şeyi yani inanılmaz. Mis be, mis. Beğendin değil mi? Bir tane mutlaka almak istiyorum almalısın, ben. Almalısın. Oh oh. Ben çıtır şöyle çıtır atayım bugün. Diyetteyim, bir de salatadan alacağım. Şimdi benimle dalga geçecekler. Tereyağlı salatadan yiyor, diyetteyim diyor. Ama ne yapayım? Ölelim mi? Bugünlük bir şey olmaz. Zaten o bir şey olmazlarla böyle oldu. Evet. Ya harika görünüyorsunuz. Hiç takılmayın lütfen. Şöyle. Şöyle çekelim birazcık şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Hmm. Bakalım tadı tuzu nasıl? Çok yerinde. Tuzu, tadı. Ben sizin şu salatadan mutlaka hemen tatmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Hiç yapmadım evet, açık söyleyeyim. Salata çok güzel oluyor. Bunu mutlaka yapın et yemeklerin yanına. Hmm. Muhteşem. O tahinin tadı.
Limon. Sarımsak. Valla inanılmaz. Elinize kolunuza sağlık. Harika. Çok da güzel ağırladınız. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Kendi evimde gibi hissettim gerçekten. Ne mutlu bizim için. Çok büyük bir mutluluk. Misafirlerimizi rahat ettirmek bizim zaten yegane kuralımız. Çok teşekkür ediyorum Peri Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Çok güzel sağ fikirlerin için, ekran başındaki kıymetli hanımlara verdiğin öneriler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sağ olun. Mutfağımızı da şenlendirdin bugün. Aynen. Güçlü kadın görmek çok hoşumuza gidiyor. Çok sağ olun. Sizin yanınızda, sizin gibi bir üstadın yanında. Estağfurullah. İnanın çok, çok onur duydum gerçekten. Estağfurullah. Kapınızı Rabbim her daim açık tutsun. Amin. Cümlemiz inşallah. Her şey inşallah. Gönlünüzce olsun. Çok sağ olun. Ben inanıyorum ki çalışan kadın her zaman kazanır. Ben sizin daha da iyi yerlere geleceğinize eminim. İnşallah. Yeter ki bu duyguyla, bu güzellikle, İstekli. Bu enerjiyle evet. ilerleyin. Bizler çocuklarımıza en güzel örneğiz anne baba evet. olarak. Çocuklara da bu güzel çalışma azminizi iğnelerseniz onlar da daha iyi yerlere gelecektir. Ben öyle İnşallah. Umut ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok sağ olun. Ben efendim. Teşekkür ederim. Evet efendim, bugünün de sonuna geldik. Nasıl günler akıp geçiyor bilmiyorum. Pazartesi günü yeni yayın saatimizde 11.30'da hangiye bakıyorum, size mi size mi? 11.30'da Kanal 7 ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı olarak devam edeceğiz efendim. Hafta içi 5 gün artık. Bizleri kaçırmayın efendim. Bizler her gün büyük bir heyecanla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, kucaklıyorum sizleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.